Özgür. Öncelikle herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Özgür Cebeci, İstanbul Sebat-i Nazım Üniversitesi IEEE Kulübü RAS Komitesi temsilcisiyim. 4 gün sürecek olan etkinliğimizin 3. günü ile karşınızdayız. Bugün Burak Özpoyraz hocamız ile birlikte eğitimimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Etkinliğimize başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Etkinliğimizin sonunda sertifika almak isteyen arkadaşların 4 gün sürecek olan 4 etkinliğin 3'üne katılmak zorundadırlar. Ve yayının herhangi bir anda gönderilecek olan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir. Lafı daha fazla uzatmadan Burak Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim Özgür. Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Eğitimimizin üçüncü günündeyiz. Dünkü eğitimde neler yaptık bir gözden geçirelim. Koşul yapılarını inceledik. İşte if else yapısı üzerine konuştuk. Switch case'i konuştuk. Döngüleri işte öğrendik. For döngüsünü, while döngüsünü neden yapıldığını, hangi durumlarda kullanıldığını öğrenmiştik. Ayrıca bu for döngüsünün ve tabii biz orada for döngüsü için yaptık ama while döngüsü için de geçerli bu. Döngülerin bazen ne kadar verimsiz olabileceğini gördük. Bu durumda hazır fonksiyonlar varsa veya işte matrisler varsa onları kullanabileceğimizi öğrenmiştik. Sonrasında da güzel bir oyun tasarladık ve dersi kapattık. Bugün de yine aslında çok önemli ama çok bir o kadar da kolay bir konsept üzerine çalışacağız. Konu anlatımı çok uzun değil bugün. Fonksiyonlar üzerine konuşacağız. Dediğim gibi konu anlatımı çok uzun değil. Bugün birkaç algoritma sorusu çözeceğiz beraber. Biraz beyin fırtınası yapacağız. Tabii çözemediğimiz kalanları tekrar konuşacağız nasıl bir yol izleyebileceğimizi. Şimdi fonksiyonlar deyince akla aslında iki türlü şey gelebilir. Yani matematiksel fonksiyonlar mı, işte yazılım kapsamında hazırlanan fonksiyonlar mı? Bunlar akla gelebiliyor. Bizim burada üzerine konuşacağımız şeyler daha çok şeyde yani yazılım tarafında kullandığımız fonksiyonlar. Fonksiyon nedir? Önce onu bir öğrenelim. Şimdi fonksiyon dediğimiz kavram aldığı belirli girdilere göre bir çıktı veren kod bloğu diyebiliriz. Tabii her zaman girdi almak zorunda değil. Her zaman bir çıktı vermek zorunda da değil. Belli başlı işlemleri yerine getirebilir. Yani bir kod bloğu sadece belli bir görevi yapmak için özelleştiriliyor ve onu aslında kısaltmış gibi oluyorsunuz o fonksiyona bir isim vererek. Bunu yapmamızın sebebi bazen gerçekten çok uzun programlarda her şeyi ana program veya ana yazılım ekranında görmektense bazı şeyleri işte farklı sayfalara atıp ilk bizim çalıştığımız ana sayfamızı biraz daha basitleştirmek, daha güzelleştirmek isteyebiliriz. Bu fonksiyonlar açıkçası bu programlarda karmaşıklığı azaltmak için çok faydalı oluyor. Benim daha önce aldığım bir eğitimde, daha doğrusu yazılıma ilk başladığım zamanlarda aldığım bir eğitimde hocamız şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki aynı kodu, yani tamamen aynı kodu iki defa yazıyorsanız burada bir problem vardır demişti. Bu da aslında buna denk düşüyor. Yani aynı şeyi birden fazla yaptığınız zaman buna gerek yok. Bunu fonksiyonlaştırıp oraya fonksiyonları yerleştirebilirsiniz. Yani aynı kod buluyor mesela 3 farklı yerde çalışıyorsa onu 3 kere yazmaktansa fonksiyon oluşturup o 3 yere de o fonksiyonu yerleştirdiğimizde o kod bloğunu aslında bir defa yazmış oluyoruz. Sadece o fonksiyonu 3 kere yerleştirdiğimizde aynı kod bloğu çalışmış oluyor. Fonksiyonları iki gruba ayırabiliriz. Yani bizim konuştuğumuz bu fonksiyonları iki gruba ayırabiliriz. Birincisi MATLAB tarafından bizim için hazırlanmış fonksiyonlar. Bunları built-in fonksiyonları diyoruz. Built-in functions. İkincisi de bizim kendi hazırlayacağımız fonksiyonlar. Yani kendi ihtiyaçlarımıza göre hazırlayacağımız fonksiyonlar. Şimdi öncelikle kullanıma hazır fonksiyonlarla başlayalım. Zaten bunların birçoğunu ilk iki derste belli bir kısmını gördük. İşte sinüs, kosinüs tarzı birçok şey gördük. Şimdi bunları biraz da düzene oturtarak inceleyeceğiz. Dediğim gibi daha önce görmüştük. İlk fonksiyon, hazır fonksiyon olarak trigonometrik fonksiyonları söyleyebiliriz. Bu trigonometrik fonksiyonlar nelerdir? İşte sinüs, kosinüs, tanjant, arksinüs, arkosinüs, arktanjant. Bunlarla ilgili buraya kod yazmadım çünkü ilk derste zaten bunları göstermiştim. Ama hatırlamak adına yine bunları yazdım buraya. Bir başka sınıfta üstel ve logaritmik fonksiyonlar.
Yine önemli olanlar burada daha çok kullanılanlar işte karekök alma fonksiyonu, square root, log 10, işte 10 tabanında logaritma alma ve sadece log. Hatırlarsanız bu da doğal logaritma oluyordu. Ln görevi görüyordu. Bunlara ek olarak üstel ve logaritmik kapsamında logaritma 2 tabanında bir işlem yapmak için log 2 8 diyebiliriz mesela. Özellikle bitlerle çalıştığımız durumlarda bu log 2 çok fazla kullanılıyor. O yüzden MATLAB de bunu özel olarak tanımlama ihtiyacı hissetmiştir diye tahmin ediyorum. Mesela bunu çalıştıralım. Tamam. Çalıştırdığımızda log 2 tabanında 8'i 3 olarak değerini almış oluyoruz. Pol yani çok fazla kullanmadım. Zaten 2 üzeri yapmanın yolunu bildiğimiz için burada özel olarak 2 üzeri fonksiyonu tanımlanmış. Yine muhtemelen bu binary işlemlerinin çok olmasından kaynaklı gerek görülmüş olabilir. 2 üzeri 3 anlamına geliyor. POW 2 bir şey dediğinizde 2 üzeri bir şey yapmış oluyorsunuz. Next POW 2 bu aslında kullanışlı bir şey. Yani nerede kullanılır tam bilmiyorum ama yine de bitlerle işlem yapılan noktalarda kullanılabileceğini düşünüyorum. Ben ihtiyaç duymadım ama güzel bir fonksiyon. Yaptığı şey şu, mesela next POW 2 33 dediğimizde şimdi 2 üzeri 5 nedir? 32'dir. 33'ten büyük 2'nin en yakın kuvveti nedir? 6. kuvveti. Çünkü 2 üzeri 5 32, 33'ten küçük. Burada diyor ki işte next pow. Yani 2'nin 33'ten büyük en yakın kuvveti kaçıncı kuvvettir? Yani sayı değeri değil de kaçıncı kuvvettir? Onu soruyor. Burada 2 üzeri 5 32, bir sonraki 2 üzeri 6 64 olduğu için bize bu fonksiyon 6 değerini döndürdü. Yani ben daha önce kullanma ihtiyacı duymadım ama güzel bir fonksiyon açıkçası. Kullanılabilir gerek olduğunda. Bir başka mevzuya geçelim. Şimdi dediğim gibi yani burada ufak ufak built-in functions'ları böyle örnek verdim ama bunlar ihtiyaç duydukça aslında kullanacağımız şeyler. Burada bütün ben şimdi hazır fonksiyonları sıralayabilirdim. Hepsini söylerdim ama onların hepsi uçup giderdi. Onları ezberlemenin çünkü mümkünatı olmadığı için. Gerek duyulduğu durumda işte MathWorks'un sayfasından açıp bakılabilir. Böyle bir iki örnek verdim. Onun haricinde farklı konseptleri biraz inceleyeceğiz. Mesela şimdi numerik türev mevzusu üzerine konuşabiliriz. Hazır fonksiyonları yine kullanarak ve bizim temel kalkülüs bilgilerimizi kullanarak nümerik bir türev alma işlemi gerçekleştirebiliriz. İşte hatırlarsınız, yani içinizde mat bir alanlar almayanlar bilmiyorum kim ne durumda ama aslında basit bir konsept. Şöyle x1'den xn'e kadar bir vektör olsun ve bu değerlerde f fonksiyonu tanımlansın. Bu f fonksiyonunun türevini şu yakınsamayla bulabiliyoruz işte. 2 nokta arasındaki f fonksiyonunun farkı bölü o 2 noktanın farkı şeklinde bulabiliyoruz. Bunu yapmak için ya bunun çok farklı yolu var. Bunu döngü kullanarak yapabilirsiniz. Başka şeylerle yapabilirsiniz. Ama biz burada mesela hazır fonksiyon kullanmak istediğimiz için diff fonksiyonunu kullanacağız. İlk derste bunu konuşmuştuk. Diff fonksiyonunun yaptığı şey hatırlarsanız bir vektör alır içerisine diff fonksiyonu ve bu aldığı vektörün her bir birbirini takip eden elemanı arasındaki farkı sonuç olarak verir ve yine bir vektörel sonuç verir. Ancak tabii toplam n adet eleman varsa input vektöründe n-1 tane fark değeri oluşacaktır. O yüzden diff fonksiyonunun sonucu n-1 uzunlukta olacak. Öyle bir vektör olacak. Mesela bir örnek inceleyelim burada. Diyelim ki x vektörümüz 2, 5, eksi 3, 6 şeklinde tanımlanmış olsun. Bunu bu şekilde çalıştırdık. Diff fonksiyonunu kullandığımızda diff x'in 3, eksi 8, 9 olduğunu görüyoruz. Bakarsanız bu da 1 çarpı 4'lük bir vektör ama diff'in sonucunda elde ettiğimiz vektör ise 1 çarpı 3'lük bir vektör. Yani bir değer az olmuş oluyor diff'in sonucunda elde ettiğimiz vektörün uzunluğu. Bakalım 2 ile 5 arasındaki fark nedir? Pardon 5 eksi 2 nedir? 3'tür. O yüzden ilk değerimiz 3. Eksi 3 eksi 5 nedir? Eksi 8'dir. O yüzden ikinci değerimiz eksi 8. 6 eksi eksi 3 de 9 olduğu için burada 9 değerini almış olduk. Bu aslında basit bir fonksiyon ama biz bunu gidip nümerik türev alma işleminde kullanabiliriz. Mesela şöyle bir örnek yapalım.
Diyelim ki bizim x vektörümüz olsun. Şimdi bu vektör tanımlamayı yine hatırlayalım ilk dersten. Ne yapıyorduk burada? Sıfırdan başlasın, 0.01 aralıklarla 2 pi'ye kadar devam etsin şeklinde bir şey vektör tanımlamış olduk. Bu vektörü şimdi öncelikle sinüs değerini hesaplayacağız. Mesela sin x dediğimizde f fonksiyonunu atamış olalım. Burada hatırlarsanız yine hazır fonksiyonların şöyle bir özelliği vardı. İçerisinde sayı aldığı zaman veya bir değer aldığı zaman onun sonucunu verirdi ama bir vektör aldığı zaman da o vektördeki her bir elemana o hazır fonksiyonu eklediği için hazır fonksiyonu kullandığı için her bir vektör üzerinde, her bir eleman üzerinde yine sonuçta aynı uzunlukta bir vektör döndürecektir. Burada mesela x vektörünün sinüs değerini hesaplamış olduk. Gel şurayı bir temizleyelim önce. Burada öncelikle x vektörümüzü elde ettik. Sonrasında sinüs x'i almış olduk. Şimdi türev almak için ne yapıyoruz? Burada bizim şeyimiz belli. Her iki nokta arasındaki değere şeye bakmamız gerekiyor. Farka bakmamız gerekiyor. Şimdi bu şuradaki formül bir tane nokta için. Yani f fonksiyonunun xi noktasındaki türevini almak için fxi eksi fxi eksi 1 yapıyoruz. Xi eksi, xi eksi 1'e de bölüyoruz. Bunu her nokta için, f'in tanımlandığı her nokta için yaptığımızda f'in türevini elde etmiş olacağız. Biz f'i bulduk. Şimdi f'in her noktasında yani şu x değerlerinin hepsinde türevi hesaplayacağız. Onun için ne yapmamız gerekiyor? F'deki bütün değerlerin birbirinden farkını almamız gerekiyor. Zaten bu bizim için dif fonksiyonunun tanımıdır. O yüzden gittik. Dif f dediğimizde bize f'in içerisindeki her bir değerin birbirinden farkını alıp bir eksik sayıda vektör döndürecek. Aynı şekilde dif x yaptığımızda da x vektörünün her bir eleman arasındaki farkı hesaplayacak ve bize yine bir eleman eksik, x'ten bir eleman eksik uzunlukta bir vektör döndürmüş olacak. Şimdi elimizde iki tane vektör var. X'in uzunluğu 629'muş. Bunun da uzunluğu 628, bunun da uzunluğu 628. Bakın ne yapıyoruz? Her bir elemandaki, her bir noktadaki türevi bulmak için orada point to point bölme yapıyoruz. O yüzden buradaki her bir elemanı, buradaki her bir elemanı sırayla bölmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız biz element wise işlemleri nasıl gerçekliyorduk? İşte nokta bölme şeklinde yapıyorduk. Buraya koyduğumuz nokta element wise anlamına geliyordu. O yüzden nokta bölü işlemini uyguladığımızda bize fd fonksiyonunu verecek. Fd fonksiyonuna bakarsanız 1 çarpı 628 ama f fonksiyonumuz 1 çarpı 629 uzunlukta olmuş oluyor. Her şey beklediğimiz gibi ilerliyor şu anda. Şimdi önemli olan bir başka nokta da şu. Biz bu FT fonksiyonunu bulduk ama bu FT fonksiyonunu hangi aralıkta tanımlı olduğunu da bulmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir konsept var. Dediğimiz gibi burada x'in uzunluğu 629'du. F'in de uzunluğu doğal olarak 629. Ama FT'nin uzunluğu şu an 628. O yüzden x'in bütün değerlerinde tanımlı olamaz FT. Peki x'ten hangi değeri çıkarmamız gerekiyor? Bu da aslında kullandığımız metoda bağlı. Şu anda bakın ne yapıyoruz? F fonksiyonu içerisindeki xi değeriyle bir önceki değere bakıyoruz. Bir önceki değere baktığımız için şunu düşünebiliriz. Bakın yine burada bir daha önceki konuştuklarımıza benzer bir şey var. Bir problem var. Bunu çözmek istiyoruz. Algoritma geliştireceğiz. Problemimiz şu. F'in türevinin tanımlandığı x aralığını bulmak istiyoruz. Problemimiz bu. Şunu da biliyorum. Benim x'imin uzunluğu, pardon, f'imin uzunluğu 628. Demek ki benim tanım vektörümün uzunluğu da 628 olması gerekiyor. Ben x vektörümün 629 olduğunu biliyorum. O zaman x'ten bir tanesini çıkarmam gerekiyor. Çözümüm bu ama hangisini çıkaracağım? O durumda da şunu yapacağız. İşte bir önceki değeri çıkarmak istediğimiz için tahmin edersiniz ki birinci değerin öncesi yok. Yani sıfırıncı diye bir indis olmadığı için birinci değer artık bizim için kullanışsız FD fonksiyonu için. O yüzden XD olarak yani FD fonksiyonunun tanımlı olduğu aralık olarak X'in ikinci elemanından sonuna kadarki elemanları almış oluruz. Bu da güzel bir tanım. Hatırlarsanız şey yapmıştık işte vektörün elemanlarına erişim. Ne demiştik? X'in ikinci elemanı için X parantez 2 demiştik. Bir de sub vektör demiştik. Yani vektörün ve matrisin belli kısımlarına erişme üzerine konuşmuştuk. Burada da aslında onu yapmış oluyoruz. X'in ikinci elemanından başlayıp X'in uzunluğuna kadar yani aslında sonuna kadarki tüm elemanları al. Bunun yerine şöyle de
yapabilirsiniz. And dediğinizde sona kadar alacaktır. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi XB'nin uzunluğu da 1 çarpı 628. Peki gerçekten ikinci elemandan itibaren mi başlıyor? Onu da şöyle test edelim. X'i açtık. Bana gelirse tamamdır. XD'yi de açıyoruz. XD'yi de şöyle aşağı koyalım. Bakarsın X'in ilk değeri 0. X'in ilk değerini 60'tık. İkinci değeri 0.01. X'lerin ilk değeri 0.01. Bu şekilde bakın çapraz olarak ilerliyor. Yani biz istediğimizi şu anda oluşturmuş olduk. Çok güzel. Türevimizi aldık. Türevin tanımlı olduğu aralığı bulduk. Şimdi yapmamız gereken şey bunların gerçekten yani bu bulduğumuzun gerçekten doğru türev olup olmadığını görmek istiyoruz. Şimdi ne yaptık? Sinüsün türevini aldık. Biz biliyoruz ki sinüsün türevi bir kosinüstür. O zaman ben bekliyorum ki bu elde ettiğim FD fonksiyonuyla bir aynı aralıkta tanımlı bir kosinüs fonksiyonunun üst üste çıkması gerekiyor. O yüzden ben bunları çizdirdim. Bu çizdirme koduna şu an için takılmayın. Yarın zaten yarınki dersimizde bu çizdirmeler üzerine konuşacağımız için bunu öğreneceğiz. Şimdi hazır olması açısından anlatmıyorum. Şimdi tekrar şunu şöyle çalıştırdığımda karşımıza bakın. Gördüğünüz gibi ne oldu? Kırmızı grafik burada sinüs fonksiyonu. Bizim aldığımız türev lacivert olan sinüs türev x burada lacivert gözüküyor tam çizgi olarak ve kosinüs fonksiyonunda yeşil çizgiler ve kesikli çizgi. Gördüğünüz gibi kosinüs ve bizim bulduğumuz türev fonksiyonu üst üste çıktı. Yani tam olarak doğru türev aldığımızı görüyoruz. Burada söyleyecek başka bir şey var mı diye bakıyorum. Tamam, bu noktayı hallettiğimizi düşünüyorum. Şimdi bir örnek yapalım bunun üzerinden. Şimdi demiş ki bize bir fx fonksiyonu vermiş. İşte x kare artı 4x artı e üzeri x fonksiyonunun türevini nümerik olarak elde ediniz. Ve diyor ki x eşittir 3 değeri için olması gereken değeri alıp almadığını kontrol ediniz. Sonucu gerçek değere yaklaştıracak yöntemi buldunuz. Bu nokta önemli. Bu nokta önemli. Şimdi biz bir iş yapıyoruz ve bunun doğruluğu bizim için çok önemli. Şimdi az önceki mesela şeyde grafik çizdirdik ve bunun gerçekten %100 neredeyse doğru olduğunu gördük. Üst üste çıktı çünkü kosinüsle. Burada da bunu yapmamız bekleniyor bizden. Şimdi bize bir x vektörü verilmiş. Tanım vektörü 0'dan 1 aralıkla 10'a kadar değişen bir vektör. Diyor ki bu fonksiyonun türevini alalım diyor. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey fonksiyonu tanımlamak zaten. F eşittir nedir? Şimdi x kare. Bu x kareyi nasıl tanımlayacağız? Şimdi direkt şöyle yaparsak f eşittir x kare dediğimizde sorun olacaktır. Neden sorun olacak? Çünkü bir vektör var elimizde ve bu vektörün karesini almak diye bir konsept aslında yok. Yani vektörü kendisiyle çarpamazsınız. Vektörü transpozunu alıp vektörel çarpım yapabilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz? Hatırlarsınız aynı boyutta vektörleri ve matrisleri işleme sokabilmek için element wise işlem yapmamız gerekiyordu. O yüzden x nokta kare koyacağız buraya. X nokta kare dedik. Artı 4x ve artı e üzeri x hatırlarsanız eksponansiyel x. Yukarıda da örneğini görmüştük. Sinüs fonksiyonu içerisinde vektör aldığında ne yapıyordu? Her bir elemana sinüsünü alıyordu. Burada da yine aynı şekilde eksponansiyel içerisinde vektör aldığı için x'in her bir elemanının eksponansiyelini hesaplayacak. Şimdi f fonksiyonunu tanımladık. Burada bize bir warning vermiş. Bakalım ne diyor burada? Diyor ki the value assigned to variable f might be unused. Yani siz bunu tanımlamışsınız ama gereksiz olabilir. Buna bir dikkat et diyor. Evet şu anda mesela f'i kullandık. F'i oluşturduk. Bir değer atadık. Ama onu kullanmadık. O yüzden bize uyarı veriyor. Bu çok değerli. Şu anda burada bizim için bir önemi yok. Çünkü biz bunu kullanacağız ve daha ilk kez yazdık bu satırı. O yüzden uyarı alıyoruz ve önemsemeyebiliriz. Ama bazen çok uzun programlarda sürekli değişiklik yapıyoruz. İşte çalışmıyor bir şeyler oluyor falan. Bazı şeyler çok gereksiz bir biçimde tanımlanmış oluyor. Bu uyarıları gördükçe o gereksiz şeyleri sildiğimizde program biraz da karmaşıklığı azalmış oluyor. O yüzden bu uyarı da önemli diyebilirim. Şimdi fonksiyonumuzu aldık. Yapmamız gereken şey türevi hesaplamak. Türevin nasıl hesaplandığını yukarıda zaten öğrendik. Burada ne yapıyoruz? Dif f deyip dif x'e nokta bölüm yapıyoruz. Ben direkt buradan alıyorum. Şu anda
türevi hesapladık. Çok güzel. Bir sonraki adımımız nedir? Bir sonraki adımımız da yine tanım aralığını bulmak. Pardon. Tanım aralığını bulmak. Tanım aralığını da bulduk. Güzel. Şimdi biz türevi aldık. Bunda bir sıkıntımız yok zaten. Yukarıda öğrenmiştik. Ama bize diyor ki x eşittir 3 değeri için olması gereken değeri alıp almadığını kontrol ediniz. Şimdi x eşittir 3 değerinin olduğu indisi bulmamız gerekiyor. Şimdi yine aynı noktaya geleceğiz, onu söyleyeyim. Yani bir şeyimiz var, problemimiz var. Problemimiz şu anda nedir? X'in 3 olduğu noktayı bulmak. Sonrasında bunu kullanarak fonksiyonun değerine bakacağız. Acaba olması gereken değer mi değil mi, onu karşılaştıracağız. Şimdi ne yapmamız lazım? X'in 3 olduğu noktayı bulmamız lazım. Yani şimdi bu x vektörümüz böyle tanımladık. Burada üçüncü eleman 3 demek değil. Yani burada sıfırdan başlamış nedir? 0, 1, 2, 3. Burada dördüncü eleman mesela. Başka bir x verseydik farklı olabilirdi. Bizim ne yapmamız gerekiyor? X'in 3 olduğu indisi almamız gerekiyor. İlk dersten hatırlarsanız biz find diye bir fonksiyon bulmuştuk. Hazır fonksiyon kullanmıştık. Find x'de eşit eşit 3 dediğimizde bize ne yapacak? X'de vektörünün 3 olduğu indisi verecek. Şimdi biz x'de vektörünün 3 olduğu indisi alacağız. Sonrasında o indisteki fd'nin elemanına bakacağız. Yani türevdeki xd'de 3'e karşılık gelen şey türev vektöründe kaça karşılık geliyor? Yani bizim hesapladığımız türev vektöründe 3'ün türevi kaç olmuş oluyor? Bunu yani x üçgenki türev kaç olmuş oluyor? Onu bulmuş olacağız. O yüzden şöyle bir şey diyebiliriz. Buna mesela bir int 3 değeri atarız. Şu anda elimizde bizim x'lerin 3 olduğu indis var. Şimdi gidelim türevin 3 noktasında aldığı değeri alalım. Yani fd'nin int 3 değerini alacağız. Şu anda bizim türevimizin x'in 3 olduğu noktadaki değerini de almış olduk. Karşılaştırmak istediğimiz gerçek değer de bizim elle gireceğimiz değer. Yani value eşittir 3 diye bir şey tanımlayalım. Ve zaten bir basit bir şey olduğu için gerçek türevi alacağız. Şöyle expected'dan geliyor bu x. Yanlış anlaşılmasın. Gerçi yazalım sonrasında izlemek isteyenler olursa. FD3 expected eşittir ne olacak? Şimdi 2x artı 4 artı evzeri x'in türevi de xx olmuş oluyor. Şimdi güzel ama buraya x yazmayacağız. Ne yapacağız? Value değerini yazacağız. Şimdi ne istiyoruz? Bunu hesapladıktan sonra acaba benim FD3 değerim FD3 expected'e eşit mi değil mi, bunu karşılaştıracağız. Bakalım. Gerçi onu gözümüzle kontrol edebiliriz. Eşitlik şeyi yazmamıza gerek yok. Çalıştırıyorum. Hatamız varsa hata alırız. Değilse. Evet şimdi evet bakıyoruz. Olması gereken değer 30.0855 ama bizim aldığımız değer 21.6965. Şimdi burada şunu yapmamız gerekiyor. Bu değerin bu değerden çok farklı olduğu aşikar. Ama burada hatanın nereden kaynaklı olduğunu bilmiyoruz. Bir hatamız var, mantık hatası var. Bunu çözmemiz gerekiyor şu anda. Problemimiz nedir burada? Problemimiz elde ettiğimiz türevin gerçek türevden çok farklı olması. Çözüm nedir? Şimdi acaba algoritmamızda bir yanlışlık mı var? Yoksa başka bir sorun mu var? Onu tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi algoritmanın doğru olduğunu kontrol edebiliriz. Çünkü diff F yaptığımızda F'ler arasındaki fark alıyoruz. Div X yaptığımızda alıyoruz. Zaten bunu yukarıdan aldık. Bunda bir sorunumuz yok. Burada da zaten X'in 3 olduğu indisi alıp almadığımızı kontrol edebiliriz. Bakın kontrol edelim. Şimdi find X'de eşit eşit 3 demişim. Int 3'e ne demiş? 3 değerini vermiş. X'de'ye bakıyoruz. 1, 2, 3. Güzel. Üçüncü değer 3'müş burada. Bunu da doğru almış. Int 3'ü de doğru almış. Zaten FD'nin üçüncü elemanı FD3. Bunda bir sorun yok. Bu değeri de doğru yazdık. Buradaki türevimiz 2x artı 4 artı e üzeri x. Bunda da sorun yok. Demek ki bizim algoritmamız çalışıyor. Başka bir sorun var. Şimdi sorun şundan kaynaklanıyor aslında. Dünkü derste miydi? İlk derste mi hatırlamıyorum. Şey demiştim. Ne kadar çok, ilk dersteydi. Vektörleri tanımlarken mesela demiştim ki rand fonksiyonu hesaplıyorsunuz. 0 ile 1 arasında dağılımlı, 0 ortalamalı, 1 varyanslı.
o varyans değerinin 1'e yakınsaması için ne demiştim? Vektörün uzunluğu çok önemli. 7 elemanlı vektörün varyansı 1 olmayabilir. 3 çıkabilir mesela. Ama siz o rant fonksiyonunu kullanarak 1 milyon tane örnek alırsanız onların varyansı 1'e yakınsar. Burada da benzer bir sorunumuz var. Bakın biz burada x vektörümüzü sadece 11 tane değer yaptık. Ve 11 tane değeri kullanarak türev aldık. Ama biz burada eğer bu hassasiyeti artırırsak, örnek sayısını artırırsak bizim türevimizin doğruluğu artacaktır. Mesela 0.1 yapalım şu anda. Bir daha türev alalım. Bakın değer nasıl fark etti? 29.0139'a geldi. 30.0855. Yine aslında istediğimiz değer değil. Yani en azından ondalıktan sonra bir veya ikinci elemana kadar eşitlik olmasını bekliyoruz. Artık buradaki hassasiyeti ne kadar artırırsak o kadar yakınsayacaktır. Bakın 29.97 oldu. Biraz daha yakınsadı. Bir tane daha sıfır koyuyorum. 30.07 oldu. Ondalıktan sonra birinci basamak da uyuştu. Çok yakın artık. Bir tane daha koyuyorum. Ondalıktan sonra ikinci basamakta eşitlendi. Sıfır koydukça gördüğünüz gibi şey azalıyor. Hata azalıyor. Doğruluğumuz artıyor. Ne oldu şu anda? Bir sorun yaşandı. Mesela buradan 1 çarpı 0. Niye 1 çarpı 0 oldu? İndüç değerini bulmadı. Çok enteresan. Bir daha çalıştırıyorum. Şu an ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Hemen tespitimizi yapalım. X'te bir açıyoruz. Tabii bu şimdi çok uzun bir şey. Ama 3 değeri bakalım hakikaten yok mu? Bakıyoruz. Üç değeri burada gözüküyor ama galiba burada şöyle bir sorun var. En sonda şey değeri mi var? Bu kaçıncı şeymiş? Mesela 300.000 dördüncü elemanmış. Bakalım XD'nin 300.000 dördüncü elemanı nedir? 3.0 diyor aslında. Şöyle bir şey yapalım. Eşit eşit 3 deyince 0 döndürüyor. Şimdi burada şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Bir dakika. Format long. Evet. Burada şöyle bir sorun var. Çok şeyi küçülttüğümüz için, aralığı küçülttüğümüz için 3 olmadan 3'ü açtığı bir nokta var. Şimdi onu bir de 3003 için bakalım. Burada 3 var. Gerçi bunu 1 için yaparsak, bunu 0 için yaparsak 0 elde ediyoruz aslında. Niye 3'ü bulamıyor anlamadım. Enteresan. Burada 0 döndürüyor. İlginç. Burada şöyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Bunun bu şu an 0 gözüküyor olsa da bunun sonunda muhtemelen çok küçük bir değer var. 0'dan büyük veya küçük olan. O yüzden bu tam olarak 3 olmuyor. Gördüğünüz gibi eşitlik bakmak istediğim zaman 0'a eşit oluyor. Muhtemelen bu MATLAB'in fazla hassasiyet olmasından kaynaklanıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani demek istediğim burada biz türevi aldık. Öncelikle doğru değeri elde edemedik. Bunun sebebinin hassasiyet olduğunu tespit ettik. Hassasiyeti artırdıkça yakınsıyor ama belli bir noktadan sonra bir problem oluyor. Bunu da çözmenin yolu vardır mutlaka ama şu an üzerine çok fazla düşünmeye gerek yok. Bu örneğimiz de bu şekildeydi. Dünkü debuglama probleminden sonra bu da güzel oldu. En azından bir hatayla karşılaştığımda nasıl bir yol izlediğimi burada siz de görmüş oluyorsunuz. Burada şey yapmış olduk yani emin olduk. Gerçekten aslında orada 3 gibi gözüken şeylerin 3 olmadığını kendi gözümüzle görmüş olduk. Bu örneği böyle geçebiliriz. Şimdi MATLAB'de başka fonksiyonlar da var. Sadece yukarıda konuştuklarımız değil. Mesela kompleks sayılar. Kompleks sayılarla ilgili önemli olan zaten fonksiyonları vermiştik. Nedir? Konjüge, konj, real, imaginary. Bunları ilk derste verdiğimiz için kod örneği koymadım buraya. Tam sayılarla ilgili yine bunları bahsetmiştim. Floor, sail, round. İşte floor aşağı yuvarlıyor, sail yukarı yuvarlıyor. Round da
en yakına yuvarlıyor. Ama daha önce görmediğimiz yine kullanışlı bazı fonksiyonlar var. Mesela fix fonksiyonu 4.2'deki direkt şeyi atıyor. Yani ondalıktan sonrasını atıyor. Yuvarlama diye bir... Aslında aşağı yuvarlıyor diyebilir miyiz? Evet, aşağı yuvarlıyor diyebiliriz. Direkt ondalıktan sonrasını atıyor. Sine fonksiyonu da tahmin edebileceğiniz gibi şeyi veriyor. Yani sıfırdan küçük mü büyük mü? Signum fonksiyonu gibi sıfırdan küçük mü büyük mü onu veriyor bize. Bunlar haricinde yine sayıların işlenmesinde kullanabileceğimiz bazı fonksiyonlar var. Is prime fonksiyonu asal olup olmadığını söylüyor bize. 7 değeri asal olduğu için. Dikkat ederseniz is prime burada bir soru soruyor bize. Evet ya da hayır cevabı. Yani is prime asal mı değil mi? Bize bunu soruyor. Cevap da ona göre boolean olması gerekiyor. Dikkat ederseniz 1 çarpı 1 logical değer almış oluyoruz. 7 asal olduğu için 1 döndürmüş oldu. GC'de neydi? Greatest common division galiba öyle bir şeydi işte. En büyük ortak bölen. 25 ile 30'un en büyük ortak bölemi 5 olduğu için bize sonuç döndürüyor. Bu da least common multiplier. İşte en küçük ortak kat. Bunların da en küçük ortak katı 24. And choose k bunu verdim galiba. Kombinasyon yani 5'in üçlü kombinasyonu soruyor bize. Bu da 10 değerini verecek. Faktöriyel de bildiğimiz faktöriyel fonksiyonu 5'in faktöriyelini 120 olarak hesaplıyoruz. Yani bunlar da en azından akılda kalabilir. Yani dediğim gibi bütün fonksiyonları ezberlemek mümkün değil ama bazı önemli olanları akılda tutabilirsiniz. Ben size burada gösterdiklerim en çok günlük hayatınızda karşılaşabileceğiniz şeyler, hazır fonksiyonlar. Bunları aklınıza tutabilirsiniz. Data analizinde kullanılacak fonksiyonlar var. Zaten bunları sıkça konuştuk. İşte mesela bir vektör tanımladığımızda o vektörün maksimum değeri max fonksiyonu, minimum değeri min fonksiyonu, mean değer ortalama, STD standard deviation işte bize şey veriyor, normal bildiğimiz standart sapmayı veriyor. Var da varyans. Zaten bildiğimiz üzere standard deviation varyansın karekökü olduğu için birine sigma, birine isim olarak sigma kare burada tanımlayabiliriz. Standard deviation'ı varyans üzerinden de hesaplayabilirsiniz. Sort fonksiyonu bu önemli. Kullanışlı, çok kullanışlı açıkçası. Aldığı bir vektörü aldığı parametreye göre şey yapıyor. Düzenliyor. İki seçeneği var. Descent ya da ascent işte artan sıraya göre ya da azalan sıraya göre düzenliyor. Şurayı bir şöyle şey yapalım. Vektörümüzü tanımlayalım. Bunu descent sort dediğimizde bakın sorted vektör azalan şekilde düzenledi vektörü. 7, 3, 1, eksi 2 şeklinde düzenlemiş oldu. Şimdi biz bu sort fonksiyonunu vektör üzerinde kullanıp yeni bir değere atadığımız için vektörde herhangi bir değişiklik olmadı. Bakın vektör hala aynı duruyor. Yeni elde ettiğimiz vektör değişmiş oluyor. Bu da önemli. Buraya descent yerine ascent yazıyor olsaydık sonucumuz artan olacaktı. Gördüğünüz gibi eksik 1, 3, 7 şeklinde oluyor. Sum biliyoruz zaten topluyor. İçerisinde vektör aldığı için bize bir skalar değeri veriyor. Ama içerisinde matris alsaydı ne yapacaktı? Sütunları toplayıp bir satır vektörü sonucunu verecekti. Biz matrisin elemanlarının toplamını yapmak istiyorsak iki defa sum fonksiyonunu kullanıyoruz. Aslında şöyle genelleyebiliriz. Bir nd boyutundaki vektörün elemanlarını toplamak için birden fazla şey yapmak gerekiyor. Yani n artı 1 pardon n kere sum fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Vektör bizim için şu anda 1D boyutlu bir şey. 1D array. O yüzden bir tane sum kullanıyoruz. Matris bizim için aslında bir 2D vektör. O yüzden iki tane sum kullanıyoruz. Yani nd vektörleri n tane sum fonksiyonuyla elemanlarını toplayabiliriz. Prot için de sum için söylediğimizin her şeyi geçerli. Prot da sadece elemanları çarpmış oluyor. Bu da böyle. Şimdi bir örneğimiz daha var. Bu örnek üzerine konuşalım. Bu örnekte bize demiş ki iki tane denklem. Şimdi burada biraz aslında hazır fonksiyondan ziyade matematiksel fonksiyonu yine ufak bir vurgulamış olmak için koydum bu örneği de. Onu da es geçmeyelim diye. Yani burada aslında bir hazır fonksiyon kullanmıyoruz da matematiksel fonksiyonlar üzerine çalışmış olacağız. Diyor ki bize iki tane denklem vermiş. Eğer bu iki denklem kesişiyorsa kesiştikleri noktayı buluruz demiş bize. Şimdi öncelikle bu şeylerin kesişip kesişmediğini bilmiyoruz. Yani şu anda o konuda bir fikrimiz yok. Bunun için deneme yapabiliriz. O yüzden bir random şey
atadık yani. Diyelim ki eksi 10'dan 10'a kadar birer aralıklı değişen bir x vektörümüz olsun mesela. Acaba bu aralıkta kesişiyor mu kesişmiyor mu bunu öğrenebiliriz. Şimdi ne yapmamız lazım? İki fonksiyonu tanımlamamız lazım. Y'leri yalnız bırakarak bunu yapabiliriz. Mesela y1 değerine eşittir. İşte y'yi sağa atıp eksi 1'i sola attığımızda x kare artı 2x artı 1 bizim için y1 olmuş olacak. Y2 de basit bir biçimde ne olacak? X artı 7 olacak. Tamam. Fonksiyonlarımızı tanımlamış olduk. Şimdi ne istiyoruz? İstediğimiz şey şu. Kesiştikleri nokta. Bunlar nerede kesişirler? Kesiştikleri noktada y1 ve y2'nin o noktadaki değerleri birbirine eşit olacak. O yüzden biz aslında yine burada bir hazır fonksiyon kullanabiliriz. Nedir? Find fonksiyonu. Y1'in y2'ye eşit olduğu indisi versin bize diyebiliriz. Find y1 eşit eşit y2 diyelim. Bunu da gidelim bir değeri açalım. Şimdi dedim ki solution indis array. Yani bana y1'in y2'ye eşit olduğu noktaların indislerini ver. Ben şimdi kaç tane nokta olduğunu bilmiyorum. Yani iki noktada da kesişiyor olabilir bunlar. Bir noktada da kesişiyor olabilir. Kesişmiyor da olabilir. O yüzden adını array olarak tanımladım. Ben gelen duruma göre bakacağım artık. Şimdi o yüzden şöyle bir şey diyelim. Solution x array yani kesiştikleri noktaların x değerleri neler olmuş olacak? X vektöründe bu indisler olmuş olacak. Tekrar edeceğim. Bu find fonksiyonu bize bu koşulun sağlandığı indisleri veriyor. O yüzden biz bu indisleri kullanarak o değerleri şu an x'ten çekiyoruz. Solution y array diyelim. Onu da zaten şimdi bunlar kesiştikleri noktalar olduğu için y değerleri birbirine eşit olduğundan dolayı herhangi birisinden alsak, y1'den de alsak, y2'den de alsak fark etmeyecektir. O yüzden şöyle bir şey yaptığımızda biz işte çözümü kesiştikleri noktaları bulmuş olacağız. X ve Y noktalarını bulmuş olacağız. Çalıştıralım. Bakalım. Şimdi X'imiz 1'e 21, Y1 1'e 21, Y2 1'e 21 ve bize solution'ları vermiş. Bakın X değerleri eksi 3'e 4 ve 2'ye 9 noktalarında kesişiyor. Zaten en fazla 2 noktada kesişebilirler. Biz bu 2 noktayı bulmuş olduk şu anda. Eksi 3'e 4, 2'ye 9 şeklinde. Bunu kontrol edebilirsiniz. Doğru işlemi doğru yapıp yapmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz? Şöyle ki aslında buradan yazılımsal olarak da kontrol edebiliriz. Ama şuna da bakabiliriz. Mesela solution indis array olarak 8 ve 13 vermiş ya. Bu şu demek. Y1 ve Y2 8 ve 13 indislerinde birbirine eşit. Bakalım eşit mi 8 ve 13'te? Bunu kendimiz test edelim. Bakıyoruz 8'de ikisi de 4. 13'te ikisi de 9. Başka eşit oldukları nokta var mı? Bakıyorum. Başka eşit oldukları nokta yok gibi. Evet, başka eşit. Demek ki doğru bir değer vermiş bize. Tabii bu en ideal case. Yani hani şu anda ilk denediğimiz şeyde bütün sonuçları bulmuş olduk. Her zaman böyle olmuyor. Ne olabilir mesela? Ondalıklı sonuç olabilir. Ondalıklı sonuç olduğu için eğer bu aralıkta olsa bile biz eksi 10'dan birer aralıkla değiştirdiğimiz için o ondalık sonucu bulamayacağız. Çünkü bu x değerlerin hiçbirisinde o y'ler birbirine eşit olmamış olacak. O durumda ne yapabiliriz? Kesiştikleri noktayı bulmak için farklı aralıklara daha hassasiyetli bakabiliriz. Onlar biraz daha artık advanced durumlar olduğu için çok üzerinde durmayacağım. Bu örnekte bu şekilde. Yani matematiksel bir fonksiyonda böyle genel olarak tanımış oluyoruz. Bu şekilde işlemler yapabiliriz fonksiyonlarda. Bu örnekte bu şekilde. Yani hazır fonksiyonlar genel olarak bu şekilde özetlenebilir. Şimdi aslında bizim için çok daha önemli olan bir konsepte geleceğiz. Bu konsept nedir? Kullanıcı tarafından hazırlanan fonksiyonlar. Yani bizim kendi isteğimize, kendi ihtiyacımıza göre hazırlayacağımız fonksiyonlar. Bunları çok sık
kullanacağız. Yani çok sık kullanmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok uzun ve karmaşık kodlarda bu fonksiyonlar işleri çok kolaylaştırıyor ve bu fonksiyonların isimlerini kendimiz belirlediğimiz için kodun okunabilirliğini de artırıyor. Belli bir satırda o fonksiyonu kullandığınızda o fonksiyonun ne yaptığını verdiğiniz isimden çok rahat anlayabilirsiniz. Bir kod bloğuna baktığınızda o kod bloğunun tam olarak ne yaptığını görmeniz kolay olmayabilir. Ama o fonksiyonun adını oraya yazdığınızda o sizin için kolay bir işlem haline gelecektir. Mesela şöyle söyleyeyim. Burada biz ne yaptık? İşte iki tane fonksiyonun birbirlerine eşit olduğu noktayı bulduk. Burada 5 satırlık, hani şunu saymıyorum, 5 satırlık işlem yaptık. Şimdi buraya hiç örneği konuşmamış olsak, direkt bu kodu gösterdiğimizde bunların bu işlemi yaptığını öngöremeyebilirdik. Yani baktığımızda belki bir süre sonra anlardık ama direkt olarak bu kod, bu 5 satırlık kod işte iki fonksiyonun birbirine eşit olup olmadığını karşılaştırıyor diye söyleyemeyebilirdik. Ama biz bunu bir fonksiyon haline getirip işte adına da equation ne diyebiliriz? Kesiştikleri nokta, cross section mesela dediğimizde anlayacağız ki evet bu fonksiyon bizim için kesişim noktalarını buluyor. Bu kodu kolaylaştıracak. Nasıl tanımlanıyor fonksiyonlar? Şimdi genelde şöyle oluyor. MATLAB'de fonksiyonu farklı bir sayfada açıyorsunuz. O farklı bir sayfada fonksiyonu yazıyorsunuz. Sonrasında da onu aynı isimde kaydetmeniz gerekiyor. Şimdi buradaki örneğe geçmeden önce bir tane fonksiyon yapma örneği göstereceğim. Tabii böyle olmayacak. Normal script açıyorum. Mesela çok basit bir şey yapalım. İki elemanı, iki aldığı iki tane sayıyı toplayan bir fonksiyon yazmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Öncelikle function yazıyoruz. Function yazdıktan sonra buraya eğer çıktısı varsa, fonksiyonların çıktısı olmak zorunda değildir. Ama eğer çıktısı varsa buraya çıktısını yazacağız. Mesela biz iki tane elemanın toplamını bulmak istediğimiz zaman sum mesela diyelim. Şöyle yapalım. Sum AB diyeyim mesela. Tamam, çıktığımız bu olsun. Eşittir. Şimdi buraya fonksiyonumuzun adını yazacağız. Mesela diyelim ki mySum diyelim. Bu fonksiyonların isimleri çok önemli bence. Çünkü fonksiyonu sonuçta ne yaptığını isminden biraz anlamak gerekiyor. O yüzden değişken tanımlamada size ilk derste göstermiştim ne kadar uzun değişken isimleri tanımladığımı. Bunun da yine aynı şekilde anlaşılır olacak biçimde tanımlamak daha faydalı olacaktır. Şimdi mySum fonksiyonunun artık parantezi açtık kapattık. Burada girdileri varsa eğer bir girdi alıyorsa girdilerini yazacağız. Biz iki tane girdimiz var. İşte A ve B. Bunların ne olduğu önemli değil. Yani şimdi başka dillerde bazen işte buraya integer yazmamız gerekiyor falan. Burada hiç önemli değil. A, B, A vektör olabilir, sayı olabilir, string olabilir. Ne olursa olsun. Burada önemli olan burada aldığınız değere uygun işlem yapmak fonksiyonun altında. Ve end dediğimizde fonksiyonu kapatmış oluyoruz. Artık yapacağımız şey bu function satırıyla end satırı arasına fonksiyonun yapacağı işlemleri yazmak. Ne istiyoruz biz? Çok basit bir örnek olduğu için bir satır olarak sum AB eşittir A artı B. Mesela bu bir fonksiyon. Şimdi önemli olan nokta şu. Biz bu fonksiyonu yazdıktan sonra ctrl s yapıp kaydet dediğimizde dikkat ederseniz otomatik olarak fonksiyonun isminde kayıt şeyi oluşturuyor. Yani kaydetme ismini fonksiyonun ismiyle oluşturuyor. Ve siz bunu bu şekilde yapmak zorundasınız. Değiştiremezseniz değiştirirsiniz, fonksiyonu kullanamazsınız. Bu çok önemli. Bu dediğim zaman asıl kodum mesela o kodumuzu saçmalam keskin AB eşit artı mesela B olsun. Çalıştığında bakın A dedim bak diğer bir noktada şu daha bir gif'deyiz. Soldaki dosyalar eğitimimiz bizim fonksiyonumuzda aynı olması. Biz de fonksiyonunda olması gerekir. Şöyle olursa mySum fonksiyonunu gidip others'a atarsam heh,
Şimdi bir daha çalıştırmak istediğimde diyor ki my sum is not found in the current folder. Yani ben bulamıyorum bu fonksiyon nerede? Sen yazmışsın ama nerede ben bilmiyorum diyor. O yüzden aynı folder'da olması gerekiyor. Bu önemli. Aslında izlemediği şey var ama girmeye gerek yok. Fonksiyon aynı şeyde olsa bizim için yeterli. Fonksiyonu bu şekilde oluşturuyoruz. Yani aynı sayfada olacağız, aynı folder'da olacağız. Farklı bir sayfaya aynı isimde oluşturuyoruz. Farklı bir sayfaya oluşturmamız şart değil. Önemli olan şu, şimdi bir tane daha örnek yapacağım. Mesela bu sefer de, pardon. Bu sefer de şey yapalım. Çıkarma yapalım. Mesela function my işte subtraction diyelim. Sonucumuz da var tabii ki bizim. Nedir? İşte a şey subtraction a b işte my subtraction a virgül b şeklinde and. Şimdi bu fonksiyonu tanımladık. Ne yapacak? Zaten bu biliyoruz. Eşittir a eksi b. Tamam. Şimdi bunu yaptık. Burada benim söylemek istediğim şey şu. Bu fonksiyonu tanımladıktan sonra bu fonksiyonun altına artık kod yazamazsınız. Başka bir şey yazamazsınız. Yani mesela ben burada ben bu fonksiyonu tanımladım. Hadi aynı sayfada olsun. Altından devam edeyim diyemezsiniz. Mesela şunu yapamıyoruz. A, B eşittir. My subtraction. A virgül B. Bir iki parse error. Böyle bir şey yok. Yani fonksiyonun altında çalıştırdığımızda hata alacağız. Zaten kırmızı çizgili bir yer varsa o kodun çalışma ihtimali yoktur. Kesinlikle hata alıyoruz. Sintaks hatası bu. Fonksiyonun altına sadece başka fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Başka herhangi bir kod yazamazsınız. Burada bir fonksiyonu daha tanımlayabiliriz eğer istersek. Function işte prod a b deyip eşittir my product A virgül B dediniz. End yaptınız. Ondan sonra prod A B eşittir A çarpı B. Bakın başka fonksiyon tanımlayabiliyorum. Bunda sorun yok. Ama bu fonksiyonu altına veya işte bir tane fonksiyonu altına başka kod yazamazsınız. Ama üstüne yazabilirsiniz. Şurada artık işlemi yapabiliriz. Yani başka sayfada tanımladım ben ama başka sayfada tanımlamak zorunda değilsiniz. Aynı sayfada tanımlıyorsanız da bütün kodlarınız yukarıda, bütün fonksiyonlarınız aşağıda olmak zorunda. Bu bir kaidedir. İşte AB eşittir. My subtraction. A virgül B. Dikkat ederseniz bakın şimdi ne oldu? Ben bu kodu çalıştım. Herhangi bir hata yok. Ve my subtraction altındaki çizgi gitti. Neden? Ben onu kullandım. Ama burada hala çizgi var. Diyor ki might be unused. Sen bu fonksiyonu tanımamışsın ama kullanılmamış olabilir. Buna dikkat et diyor. O yüzden biz de AB2 yapıyoruz. Hatırı kırılmasın. Bu fonksiyonu kullanalım. My product A virgül B dediğimizde ikisini de kullanmış olacağız. Bu da böyle bir örnek. Yani fonksiyonu farklı sayfada tanımlayıp başka yerde kullanabilirsiniz. Şimdi şu soru geliyor olabilir. Bunun ismi ne olacak? Bunu nasıl kaydedeceğiz? İşte burada artık ismini ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Çünkü bu sadece fonksiyon, bir fonksiyona ait bir sayfa olmadığı için bu. Fonksiyonlar aşağıda tanımlı olduğu için kendi sayfanın isminizi verebilirsiniz. Yani kendi isminiz derken herhangi istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Study. Bu şekilde kaydettiğinizde herhangi bir sorun olmuyor. Kodlarda altı çizilmiyor. Bu şekilde. Eğer tek bir fonksiyonu bir sayfada kaydediyorsanız, yazıyorsanız o isimde kaydetmek zorundasınız. Ama birden fazla fonksiyonu aynı sayfada kullanıyorsanız ve onun üzerinde kodlarınız varsa kendi isminizde istediğiniz isimde kaydedebilirsiniz. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi bu da önemli. Burada mesela siz bir fonksiyonu tanımladınız. Artık bunu siz tek bir fonksiyon olarak başka sayfada bu isimle kaydetmediğiniz için my subtraction'ı mesela burada ben kullanamam. Çünkü artık bunu görmeyecek. Burada çünkü yok. Bu folder'ın içerisinde o fonksiyon olmadığı için burada ben bunu göremeyeceğim. Bu fonksiyon sadece bu sayfada geçerli. Bu da yine önemli bir husus. Fonksiyonları kullanmak açısından bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Yani yazım konusunda, sintaks konusunda benim aklıma şu anda başka bu konuyla alakalı bir şey gelmiyor. Biraz örnek bakalım. Şimdi bu örneğimiz aslında basit bir örnek. Bu örneği yaptıktan sonra yine eğer sorularımız varsa sorularımızı alırız. Bir 5 dakika kısa bir ara veririz. Sonrasında yine fonksiyonlarla alakalı bir konsept var. Onun üzerine konuşacağız. Şimdi bizden bu örnekte ne istiyor? Diyor ki aldığı girdinin faktöriyelini hesaplayıp çıktı olarak veren fonksiyonu yazınız. Sonrasında birden 10'a kadar tüm sayıların faktöriyelini hesaplayan kodu yazınız diyor. Şimdi aslında faktöriyel fonksiyonu var. Bunu yapmamıza gerek yok ama bunu aslında biz bir örnek olarak yapacağız. Fonksiyon örneği olarak. Bir de bunu bir sonra anlatacağım bir konuya bağlayacağım. O yüzden faktöriyel örneği niye burada size yaptırıyorum. Şimdi biz genel bilinen şekliyle fonksiyonu farklı sayfada tanımlayıp burada kullanalım. Öyle yapmış olalım. Şu study ile silelim. Gereksiz durmasın. Yeni bir sayfa açalım. Şimdi ne yapıyorduk? Faktöriyel fonksiyonumuzu oluşturacağız. Function diyelim. İşte result factorial diyelim. Eşittir my factorial diyelim. Sonuçta içerisinde bir sayı alacak ve end fonksiyonu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Faktöriyel hesaplayacağımız için aslında çok basit. O sayıdan itibaren o sayı dahil olarak 1'e kadar tüm sayıları çarpacağız ve sonucu elde etmiş olacağız. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi yine aynı şeyi uyguluyoruz. Problemimiz ne? Faktöriyel hesaplamak. Çözüm ne? O andan itibaren tüm sayıları üzerine çarpmamız gerekiyor. Şimdi sürekli üzerine çarpacağız. Peki kaç olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani şöyle bilmiyoruz. X değerini bilmediğimiz için ben şu an şunu yapabilirim. Mesela 3 olduğunu bilseydim derdim ki önce işte mesela A eşittir. 3 olduğunu bildiğim için direkt 3 çarpı 2 çarpı 1 derdim. Bunu böyle yapardım. Ama şu an ben bunun 3 olduğunu bilmiyorum. Kaç olduğunu bilmediğim için de böyle yazamam bu formatta. Ne yapmam lazım? Döngü kullanmam lazım. Şimdi çözümü de bulduk. Döngü kullanarak geriye doğru tüm elemanları çarpacağım. Bunu programlamam lazım. Şimdi programa geçtiğimde döngüyü kullanırken ne yapmam lazım? Bir elemanın üzerine yazmam gerekiyor. O yüzden öncelikle şöyle bir şey yapalım. Gerçi direkt bunun üzerine yazabiliriz. Result faktöriyel değerini öncelikle 1 olarak tanımlayalım. 1 olarak tanımladıktan sonra ne yapacağız? Sırayla bunun üzerine şeyleri çarpacağız. X sayısından itibaren geriye doğru veya bu sayı 1'den itibaren X'e kadar elemanları çarpmış olacağız. Tabii şöyle önemli bir konsept var. Eğer negatif sayı girilirse buraya ne olacak? Ve sıfır girdiğimiz zaman ne olacak? Yani sıfırın faktöriyelinin 1 olduğunu biliyoruz. Ama biz tek aynı formatı kullanırsak X'e kadar çarp o sıfır döndürür bize. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden burada koşullar tanımlamamız gerekiyor. Diyeceğiz ki if X küçüktür sıfırsa else if dünden hatırlayalım x eşit eşit sıfırsa else and. Şimdi ne yaptık? Dedik ki eğer x sıfırdan küçükse küçük mü ona bakacak. Şimdi küçük değilse else if yok eğer x sıfıra eşitse buna bakacak. Burada yazan şeye bakacak. Else artık zaten geriye ne kalıyor? X büyüktür 0. Şimdi x büyüktür 0 durumundaki her sayı için biz aynı şeyi uygulayacağız. O yüzden başka bir bölüme ihtiyacımız yok parçalamaya. O yüzden onu else olarak bırakabiliriz. Şimdi x küçüktür 0 için farklı şeyler yapılabilir. Yani istiyorsanız hata verdirtebilirsiniz. MATLAB'de hata verdirtme ile alakalı bir fonksiyon var. Onu şu an burada söylemeyeceğim çünkü daha sonra bahsedeceğim. Ama mesela şey yapabiliriz biz burada. Diyelim ki işte şu ismi şöyle değiştireceğim. Fact şeklinde değiştireceğim daha kısa olsun. Fact eşittir eksi bir olsun. Yani bir faktöriyelin sonucunun eksi bir dönemeyeceğini bildiğimiz için hani eksi bir döndürelim. Orada bir hata olduğunu sonra farkına varalım. Yani yanlış girmişiz buraya bak sonuç faktöriyelin sonucu negatif gelmiş deyip nerede hata yaptığımıza bakabilelim diye eksi biri yazdırıyoruz. Ama daha güzel olan buraya error verdirmektir. İşte negatif değer alamaz şeklinde. Mesela burada faktöriyeli yapmış mıydık? Ha, mesela şimdi deneyelim. Burada atıyorum. Eksi 2 girdiğimizde MATLAB nasıl bir yol izliyor? Evet bakın diyor ki error using factorial. N must be an array of real non-negative integers. Burada non-negative olması gerekiyor. Sıfır da olabilir.
bize error verdi diyor. Bizim de aslında daha güzel olan yapacağımız şey budur ama şu an için gerek yok. X'in 0 eşit olduğu durumda ben faktöriyelin 1 olduğunu diyor. Diğer durum ne yapacağım? For duracağım. For i. Ne yapıyor? Burada for döngüsünü dünden hatırlayalım. Şimdi i değeri önce 1 olacak. Şimdi fact değerim 1 olarak tanımladım. 1, 1 ile çarptı 1 oldu. Sonra 2 oldu. 2 ile çarptı 2 oldu. Sonra i 3 oldu. 2 idi. 3 ile çarptı 6 oldu. Bu şekilde devam ediyor. Ama şimdi ben zaten factorial'ın ilk değerini 1 tanımladığım için bunu 1'den başlatmama gerek yok. 2'den başlatabilirim. Bu şekilde sonuç bulabilirim. Bunun tek yolu bu değil bu arada. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Hatırlarsanız vektörü illa ileri doğru tanımlamamız şart değildi. Bunu geriye doğru da tanımlayabiliriz. Yani x'ten eksi bir aralıklarla 1'e kadar tanımlansın diyebiliriz. Bunu yaptığımızda da yine aynı sonucu elde edeceğiz. Şimdi kaydedelim. Bunu zaten kendi ismi otomatik hazırlıyor. Kaydettik şu anda. Kontrol edelim. Doğru mu yazmışız? Yanlışlığımız var mı? Bir bakalım. Mesela işte diyelim ki m değerimiz. Ha ne diyor bize zaten? Dur. 1'den 10'a kadar tüm sayıların faktöriyelini hesaplayan kodu yazınız diyor. Hepsi için bir ayrı değer olacağından dolayı bir array tanımlayalım. Ve 10 elemanlı olduğunu bildiğimiz için ilk başta bunu sıfırlardan oluşan bir eleman olarak tanımlayabiliriz. Sonrasında bunu sırayla dolduracağız. Şimdi yine 10 tane alt alta yazmak yerine ne yapacağız? For döngüsü tanımlayacağız. Burada kaç tane döngü olduğunu biliyoruz. O yüzden while kullanmamıza gerek yok. For'u kullanabiliriz. For işte i eşittir 1'den 10'a kadar and ne yapacağız? Fact array'in i'nci elemanı eşittir my factorial i şeklinde yaptığımızda sonucu görmeyi bekliyoruz. Çalıştıralım bakalım sonucumuz doğru mu değil mi? 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24, 120, 720 doğru şekilde ilerliyor. Emin olamıyorsanız hazır fonksiyon var zaten. Ne yapabiliriz? Hadi onu da yapalım. Burada her birisi için bir de gerçek MATLAB'in tanımladığı fact array MATLAB diyelim. Onu da yine zeros 1,10 yapalım. Sonrasında diyelim ki bunun i'nci değeri eşittir factorial i olsun. Tamam. Şimdi iki tane array oluşacak karşımıza. Bunları karşılaştırmak istiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Şimdi bu iki vektörün birbirine eşit olup olmadığını nasıl karşılaştırabiliriz? Tüm elemanlar birbirine eşit olacak. Bu ne demek aslında? Tüm elemanlar birbirine eşit olduğunda, eşit eşit diye karşılaştırıldığında tüm elemanları bir olan bir vektör döndürecek. Yani şunu demeye çalışıyorum. Fact array eşit eşit fact array MATLAB dediğim zaman eğer şimdi ne yapıyor bu? Eşit eşit karşılaştırma yapıyor. Array ile array'i karşılaştırdığımız için her bir elemanı birer birer karşılaştırıyor ve eşit olanların için bir, eşit olmayanlar için sıfır döndürüyor. Yine bir vektör döndürmüş oluyor. Şimdi hepsi eşitse eleman sayısı kadar bir olacak. Yani eğer bunun şu kodun sonucunda elde ettiğimiz vektörün elemanlarının toplamı eleman sayısına eşitse demek ki bizim bu iki vektörümüz birbirine eşittir diyebiliriz. O yüzden bunun sonucunda elde ettiğimiz elemanların toplamı eşit eşit length herhangi birisi. Şimdi bu bizi bir ya da sıfır döndürecek şu anda. Equality diye bir şey tanımlayalım. Artık bu eğer 1 ise doğru yapmışız, 0 ise yanlış yapmışızdır demektir. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi equality'nin değeri 1 çıktı. Bizim fonksiyonumuz doğru çalışıyor. Bunu da tespit etmiş olduk. Bu örnekte biz fonksiyonumuzu nasıl kullanacağımızı öğrenmiş olduk. Şimdi fonksiyonların bir farklı versiyonuna geçeceğiz ama onun için
Şey yapalım. Öncelikle bir sorularımızı alalım. Sonrasında bir kısa bir ara verelim. Hocam şu anda chatte bir soru yok. İsterlerse Yok arkadaşlar mu? arada yazsınlar. 5 Tamam. dakika aradan Aynen, sonra sorusu bakalım. olan varsa arada yazabilir. Şimdi bir aramızı verelim. Aradan sonra devam edelim. Tamam.
Hocam şu anda dersle ilgili soru yok. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tamamdır. Evet, şimdi en son ne yaptık? Faktöriyel fonksiyonunu nasıl programlayabileceğimizi konuştuk. Şimdi çok kısa bir farklı bir konsept konuşacağız. Sonrasında problemlere geçeceğiz. Bugünkü konu anlatımımızı tamamlayacağız. Şimdi rekürsif fonksiyonlar dediğimiz bir konsept var. Rekürsif fonksiyonlar nedir? İçerisinde kendini çağıran fonksiyonlara rekürsif fonksiyon denir. Yani fonksiyon tanımladığımız, yani o kodlarını yazdığımız yerde kendisini de kullanıyor. Bu ilginç bir yapı, çok kullanılan bir yapı. Bazı kolaylıkları var açıkçası. Şimdi bunu faktöriyel üzerinde açık bir biçimde göreceğiz. Tekrar söylüyorum, rekürsif fonksiyonun mantığı şudur. Çalışırken içerisinde kendisini bir daha çağırıyor. Bu nasıl oluyor peki? Yani nasıl gerçekleşiyor? Onu şimdi anlayacağız. Bunu sürekli yapıyorum. Şimdi fonksiyonumuzu oluşturalım. Yine şey yapacağız. Bu arada faktöriyel fonksiyonu hesaplayacağız. Buradaki örnek 4 kapsamında az önce oluşturduğumuz faktöriyel hesaplayan fonksiyonu rekürsif olarak oluşturun diyor. Şimdi nasıl oluşturulacağını ben burada göstereceğim size. Yine fact değeri olacak. Ama bu sefer my recursive factorial diyorum. İçerisinde yine bir x sayısı alacak ve end. Şimdi fonksiyon kendi içerisinde kendisini çağırıyor. Bundan yararlanmamız gerekiyor. Bunu kullanacağız. Şimdi zaten şöyle bir şey var. Dedik ki yine eğer x değerimiz sıfırdan küçükse else if else and şunları bir yazalım. Şimdi x küçüktür sıfırsa nedir? İşte fact eşittir. Eksi bir döndürelim demiştik. Eğer x eşit sıfırsa bu durumda da fact eşittir. Bir olsun demiştik. Diğer durumda. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Biz burada ne yapıyoruz? Bu faktöriyel hesabında kendi yani x sayısını kendisinden önceki sayılarla beraber 1'e kadar çarpıyoruz, değil mi? Yani aslında şöyle adım adım düşünecek olursak x'i önce x eksi 1 ile çarpıyoruz. Sonrasında x eksi 2 ile çarpıyoruz. X eksi 3 ile çarpıyoruz. Ta ki 1'e kadar. Şimdi bunu aslında böyle bir toplam for yani komple for döngüsü olarak düşünmeyip adım adım düşünürsek yani bir adımda sadece bir önceki sayıyla çarpıyor şeklini düşünürsek şöyle bir şey tanımlayabiliriz. Deriz ki benim faktöriyelim aslında sayımla bir önceki sayımın çarpıldığı nokta. Burada ne oldu şimdi? İlginç bir yapı oluştu. Şimdi bir analiz edelim. Ne yaptık? Mesela faktöriyel 3'ü hesaplamak istiyoruz. Buraya 3 değerini verdik. Ne olacak? Şimdi içerisine girecek. If 3 sıfırdan küçük mü? Değil. Bu statement'a girmedi. Else'e geldi. 3 sıfıra eşit mi? O da değil. Geri geldi. Devam etti. Else geçti. Şimdi buna girmek zorunda. Girdi. Ne yapacak? Fact eşittir. 3 çarpı myRect faktöriyel x eksi 1. Şimdi şuraya yaptıklarını yazalım. Şu an öncelikle 3 çarpı rek faktöriyel 2. Şu anda yaptığı şey bu. Şimdi bunu da hesaplayacak. Yine fonksiyon bir daha çağrıldı. Gitti fonksiyonun içerisine girdi. Bu artık 2. 2 olarak bir daha çalıştırdı fonksiyonu. Girdi. If 2 sıfırdan küçük mü? Değil. Bunu atladı. 2 sıfıra eşit mi? Değil. Else geldi. Hesapladı. 2 çarpı myrec faktöriyel x eksi 1. Yani şunun yerine aslında biz 2 çarpı myrec faktöriyel 1 yazıyoruz. Burada myrec faktöriyel 2 vardı. Onun yerine ne yazdık? 2 çarpı myrec faktöriyel 1 yazdık. Yine fonksiyon var. Hala bitmemiş. Bir daha bir girdi işin içerisine. Şimdi 1 sıfırdan küçük mü? Değil. O yüzden bunu atladı. Else 1 sıfıra eşit mi? O da değil. Onu da atladı. Else girdi. Ne yaptı? 1 çarpı myrec faktöriyel 0 yaptı. Bunun yerine de gitti. 1 çarpı myrec faktöriyel 0 yazdı. Hala bitmedi çünkü yine fonksiyon var. Ne yapacak? Bu fonksiyonu da hesaplayacak. 0 geldi. 0 sıfırdan küçük mü? Değil. Bunu atladı. 0 sıfıra eşit mi? Evet. Ne oldu? Bak fact değeri 1 olarak tanımlanmış oldu. Artık şunun yerine 1 yazdık. Bakın ne oldu?
artık en sonunda 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1 olmuş oldu. Benim cevabım burada 6 olmuş oldu. Yani biz burada adım adım yapmış oluyoruz. Bir öncekini sürekli yapıyor. Sürekli bir öncekini hesaplıyor, bir önceki hesaplıyor ama biz burada koşul tanımladığımız için bir yerde o artık sayı değeri oluyor ve o sürekli geriye doğru gitme bir yerde duruyor ve istediğimiz sonucu elde etmiş oluyoruz. Bakın şu anda biz burada neyden feragat ettik? Faktöriyel için for kullanmaktan kurtulmuş olduk. Tabii ki bu şu an burada çok büyük bir etkiye sahip değil ama başka daha uzun problemlerde for kullanmamak için eğer yapabiliyorsak bu kendini çağıran fonksiyonları kullanmak çok faydalı olabiliyor. Dediğim gibi bu çok önemli bir konsept. Bunu kullanabildiğimiz yerde mutlaka kullanmamız gerekiyor. O yüzden bunu da anlatmış oldum. Şimdi bir kaydedelim ve deneyelim. Acaba doğru mu yapmışız? Görelim. Myrec faktöriyel olarak çalıştırdık. Ve şimdi az önceki kodun aynısını rekürsif olarak yapabiliyor. Komple kopyalıyorum. Equality değerimin yine 1 olmasını bekleyeceğim ben burada. Ama pardon şurayı myrec faktöriyel olarak değiştireceğim. Başka da yanlış bir şey yok. Peki. Çalıştırıyorum. Bakın equality 1 çıktı. Yani benim rekürsif fonksiyonumda beklediğim gibi çalışmış oldu. Bu da basit bir konsept. Aslında daha önce söylediğim şeylere geliyoruz yine. Yani benim burada anlattığım hiçbir şey zor değil. Yani döngünün nasıl oluşturulacağını biliyorsunuz. Yani skripti kolay. If else'in nasıl oluşturulacağını biliyorsunuz. İşte matrislerin veya vektörlerin nasıl oluşturulacağını biliyoruz. Sum fonksiyonunun olduğunu biliyoruz. Rekürsif fonksiyonun da kolay tanımlandığını biliyoruz. Ama mesele bunların nerede kullanılacağını bilmek. Yani bunları nasıl birleştireceğiz? Hangi durumda neyi kullanmamız gerektiğini görmemiz gerekiyor. Bunu da yolu bol bol problem çözmek. Yani problemden kastım aslında tasarlanabilecek algoritmaları MATLAB'de tasarlamaya çalışmak. Bunu ben tavsiye ediyorum. İlk derste söylemiştim yine bunu üzerinden geçeceğim. Dersler olabilir. Dersler haricinde başka işte günlük hayatta karşılaştığınız problemler olabilir. Bir yerde gördüğünüz bir şey olabilir. Eğer programlanabiliyorsa onun testini yaparsanız, MATLAB'de programlamaya çalışırsanız doğru sonuç alıp almadığınızı gördüğünüzde en azından kendinizi test etmiş olursunuz ve bazı zorlayıcı problemlerle MATLAB'deki el alışkanlığınızın da geliştiğini görürsünüz. Bir yandan da aslında algoritmik becerilerinizin böyle pasının silindiğini hissedeceksiniz. Çok tavsiye ediyorum. Şimdi aslında bizim konu anlatım kısmımız tamamlandı. Yani fonksiyonlar genel olarak bu şekilde. Hazır fonksiyonları konuştuk. Kendimiz nasıl fonksiyon oluşturabileceğimizi gördük. Şimdi artık bugün biraz şey yapalım. Günün geri kalanında problem çözelim istiyorum. Çok aslında zor olmayan ama yine de belli başlı şeyleri anlamak gerektiği olduğu problemler hazırladım. O problemler üzerine konuşacağız. Onları nasıl tasarlayabiliriz? Nerelerde fonksiyon kullanabiliriz, kullanmayız? Onları biraz konuşacağız. Yavaştan başlayalım. Şimdi öncelikle banknot sayar. Birinci problemimiz bu. Açıklamayı bir okuyalım. Açıklamamız şu şekilde. Diyor ki girdi olarak bir para değeri alıp parayı en az banknotla elde edecek şekilde her banknottan kaçar tane olduğunu matris olarak çıktıya veren fonksiyonu oluşturmuş. Soruyu önce anlamamız gerekiyor. Bize diyor ki girdi olarak bir para değeri alsın. Mesela 355 lira. Tamam mı? Paranın birimi önemli değil. 355 olarak para değerini aldık. Diyor ki parayı en az banknotla elde edecek şekilde her banknottan kaçar tane olduğunu matris olarak çıktıya vermesini istiyoruz. Mesela şimdi 355'i en az banknotla nasıl gösterebiliriz? 200 lira var mı? Var. 355'in şimdi Türk lirası olarak düşünüyoruz. 200'lük banknot olduğu için onu yazdık. Ondan bir tane var. Başka 200'lük var mı? Yok. 100'lük bir tane var. 50'lik bir tane, 5'lik bir tane. Sonuçta bizim çıktıya vereceğimiz matris şu şekilde bir şey. 200, 100, 50 ve 5 birinci satırda, yani birinci satırda para birimleri, ikinci satırda da o para birimlerine, o banknotlardan kaçar tane olduğu konsepti. Burada bunu istiyor bizden program. Şimdi ben zaten şeyi yazdım. Money fonksiyonunu biz yazacağız. Bu fonksiyonu 355 verdiğimizde bunu görebiliyor muyuz acaba? Bunu test etmek istiyoruz. Beraber şimdi bu algoritmayı tasarlamaya başlayalım. Algoritma tasarlama yetimizi de nasıl geliştireceğiz veya bir algoritmayı tasarlarken nasıl ilerlememiz gerekiyor onu da görmüş olacağız burada.
Tamam, şimdi bizden money adında bir fonksiyon istiyor ve fonksiyon çıktısına bizden bir matris istiyor. O yüzden ben fonksiyonun çıktısını M olarak tanımladım. Matris ve money'nin M'si şeklinde. Money fonksiyonumuz girdisine ne yapacak? Bir para birimi değeri alacak. Ona da ben M diyorum şu anda. Tamam mı? Şimdi elimizde bir problem var. Nasıl başlamamız gerekiyor? Yani kodu yazmadan önce ben hatırlarsanız ne demiştim? Problemi analiz edip alt problemlere bölüp aşama aşama ilerlememiz gerekiyor. Şimdi bizim bir kere bildiğimiz bir şey var. O nedir? Banknotlardan seçim yapacağız, değil mi? Kaç tane banknot var? Onlar belli. O yüzden önce o banknotları tanımlayalım ve şunu da söyleyebiliriz. Şimdi biz M matrisini dolduracağız sürekli, değil mi? O yüzden M matrisini önce bir boş olarak oluşturalım. Belki de bu mesela doğru değil. Belki sonrasında bunu direkt kullanacağımız bir algoritma gelecek aklımıza. Ama şu an bunu böyle oluşturduk. Eğer gerekirse değiştirebiliriz. Sonrasında banknotların olduğu bir array tanımlayalım. Neler var? 200, 100, 50, 20, 10, 5. Şu anda kağıt paralar üzerine konuşuyoruz. Madeni paralardan konuşmayacağız. Bunu da oluşturduk. Tekrar söylüyorum. Bunu şu anda kullanıp kullanmayacağımızı bilmiyorum. Belki de şöyle bir vektöre ihtiyacımız olmayacak. Başka türlü çözeceğiz. Ama ben bu başlangıç. Bunu şu anda yaptık ve ilerleyen süreçte göreceğiz doğru ilerlemediğimizi. Şimdi biz parada en düşük sayıda banknotu bulmak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Ben az önce mesela 355 örneğinde kaçar tane banknot olduğunu size söylerken önce ne yaptım? 200'den kaç tane var dedim. İşte bir tane var. Başka 200 var mı? Yok. O bitti. Artık 100'e geçeyim. 100'den var mı? İşte var, bir tane var. Başka var mı? Yok. 50'ye geçeyim. O zaman ne yapacağız? Bu mantıkla büyükten küçüğe doğru sırayla banknotlardan kaçar tane olduğunu hesaplayıp geriye kaç para kalıyor ona bakacağız. 355 için ne yaptık mesela? 200. Bir tane olduğunu gördük. Onu aldık. Sonrasında geriye kaç para kaldı? 155 lira. 155 liranın içerisinde 100 var mı? Var. Onu, bir tane var. Onu da aldık. Geriye kaç? 55 lira kaldı. 55 liranın içerisinde 50 var mı? Var. Onu da aldık. 5 lira kaldı. 5'in içerisinde 20 var mı? Yok. Ama 20 yok diye durmuyoruz. Çünkü geri kalanlarında olabilir. 10 var mı 5'in içerisinde? Yok. 5'in içerisinde 5 var mı? Var. Bir tane 10 da aldık. Koyduk. Matrisi öyle oluşturduk. O zaman bu bize bir fikir veriyor. Ne yapacağız? Bir for döngüsü oluşturacağız ve bu for döngüsüyle sırayla tüm banknotlardan kaçar tane var onları hesaplayacağız ve her birisini hesapladıktan sonra kalan parayı elimizde tutacağız. Bu bir şu anda hesapladığımız bir çözüm. Doğru mu değil mi? İlerleyen süreçte göreceğiz. Şimdi diyelim ki şimdi burada aslında şöyle bir önemli bir mevzu da var. Onu da söyleyeyim. Burada kaç tane döneceğini biliyor muyuz? Yani belki de hepsine dönmesine gerek kalmayacak. Yani nasıl diyeyim? Şimdi 200 lira alıyorsak, tamam, 200 lirada kaç tane banknot olduğuna bakmak istiyorsak, 200'de zaten bir tane 200 olduğu için geriye 0 lira kalıyor. 0 lira kaldığı için aslında ben diğer banknotlara bakmamın bir anlamı yok. O yüzden ben aslında burada for döngüsünden ziyade bir while döngüsü yapabilirim. While, şimdi ne yaptığımı size anlatacağım. Şimdi ben bu banknotları neden gezmek isterim? Eğer bunlardan daha büyük bir sayı varsa gezmek isterim. Yoksa zaten yoktur. Bunlardan herhangi birisini alamayacağız demektir ve durabiliriz. Tamam mı? Şimdi o yüzden şöyle bir koşul tanımladım. Diyorum ki benim elimdeki para değerinin banknot array'inden büyük olduğu değerler. Şimdi hatırlarsanız bu eşit eşittir, büyük eşittir, büyüktür gibi şeyler vektörlere uygulanınca ne yapıyordu? Bir yine vektör döndürüyordu. Aynı şey şunun için de geçerli. Skaler vektör yaptığınızda aslında şunu yapıyor. Emin banknot array'indeki elemanlarıyla sırayla karşılaştırıyor. Büyük eşitse 1, değilse 0 yazıyor. O array'i döndürüyor. Şimdi elimizde bizim aslında şu var. Şu karşılaştırma sonucunda. Emin banknot array'inde hangi değerlerden büyük olduğu bilgisi var. Büyük olanlar 1, daha doğrusu büyük eşit olanlar 1, küçük olanlar 0.
Şimdi bunları topladığım zaman eğer benim bu toplamım birden büyükse bu ne demek? En azından bir tanesi banknotlardan bir tanesinden büyük benim para değerim. O yüzden ben hala bakmaya devam edebilirim banknotlara. Burada bunu yaptım. Yani aslında banknotlardan büyük param var mı? Yani her banknottan büyük param var mı yok mu onu karşılaştırıyorum. Eğer benim bu toplamım sıfırsa, hiçbirisinden büyük değilse artık kontrol etmeme gerek kalmayacak. O yüzden bu while'dan çıkmış olacak. Şimdi bu while koşulunu tanımladık. Güzel. Şimdi yapmak istediğimiz şey ne bizim burada? Öncelikle banknotu işte alacağız. 200'den kaç tane var onu hesaplayacağız. Kalan parayı ilerleyeceğiz. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Bu şeye girmeden önce, while'a girmeden önce bir indice tanımlayacağım. Çünkü while yaptığım için burada bir indice tanımlaması olmadığından dolayı banknotların indislerini gezerken bana bir şey lazım. Yani indice lazım. For'daki i gibi bir şey lazım. O yüzden onu tanımladım. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu yaptığım şey bu kodun, yani bu algoritmanın tek çözümü değil. En iyi çözümü de değil. Ben bunu da iddia etmiyorum. Bu bir çözüm sadece. Bunu yaptıktan sonra verimileştirme yapabiliriz. Hatta ben bunu çözdükten sonra siz bunu kendiniz çözüp ben seninkinden işte çok daha kısa ve çok daha verimli bir kod yazdım da diyebilirsiniz. Bunda kesinlikle bir sorun yok. Ben sadece şu an kendi bulduğum çözümü size anlatıyorum ve kendi düşünce yöntemimi size burada göstermek istiyorum. Şimdi ne yapacağım? Banknottan kaç tane var onu bulmak istiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim. Derim ki m bölü banknot array'in indisinci elemanı. Şimdi ne yaptım? M para birimimdi benim. Şimdi 355 üzerinden konuşalım örnek olduğu için. 355'i şimdi indisin 1 olduğu için banknot array'in birinci elemanı 200. 355'i 200'e böldüm. Ne oldu? 1 küsür bir şey oldu. Değil mi? Bunu ben floor'la aşağı yuvarladığımda 1 verdi. Ben buradan aslında şu kodla şey bulmuş. Kaç tane 200 var onu bulmak istiyorum. Bu da zaten quotient diye gösteriliyor. Yani İngilizce olarak. O yüzden quo olarak tanımladım. Şimdi ne yapacağım? Eğer benim bu quo değerim birden büyükse demek ki benim elimde bir veya birden büyükse benim elimde 200 banknotu var demek. Demek ki ben bunu M matrisine eklemem gerekiyor. O yüzden diyorum ki if quo büyük eşittir 1 ise bunu ben şey yapacağım. M matrisime ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim? Öncelikle zaten eğer birden büyükse ben bunu M 1 veya birden büyükse M matrisime ekleyeceğim için ekleme yapacağım ve artık o eklediğim kadar kaç tane banknot ekliyorsam onu para değerinden çıkarmam gerekiyor. O yüzden M eşittir. Önce M'i güncelliyorum. M eksi quo çarpı banknot array index. Güzel. Bunu yaptım şu anda. Ne yaptım? Quo tane bu banknottan vardı elimde. Onu hesaplamıştım. Onu M değerinden çıkardım. Güzel. Sonrasında artık şunu yapmak istiyorum ben. M matrisimi dolduracağım. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki bir şimdi burada ne yapacağım? M matrisine bir sütun ekleyeceğim, değil mi? İlk satırında hangi banknot olduğu, ikinci satırında da kaç tane olduğu yazacak. O yüzden o sütun vektörünü önce oluşturuyorum. Diyorum ki call vektör eşittir banknot array'in indeksinci elemanı altında da ne olacak? Kaç tane olduğu quo değeri. Tamam, bunu da oluşturdum. Şimdi hatırlarsanız ben size bunu ilk dersteki problemde göstermiştim. Matrisleri yan yana veya vektörleri yan yana eklemek için şöyle bir şey yapabiliriz. M eşittir. M bir boşluk callback yaptığım zaman ne oluyor? Yeni bir vektör veya matris oluşturuyor aslında burada. Sol tarafa M'i koyuyor. Sağ tarafa da call vektörü koyuyor. Şimdi benim M'im zaten boş. Burada o yüzden hiçbir şey yok. Aslında ben buraya direkt şey yapmış oldum. Call vektörümü tanımlamış oldum. Bunu while'ın dışında niye yaptık? Neden içinde yapmadık yani? Neden bir kez yaptık bunu? Şu yüzden şimdi
While'a girmeden önce biz en azından bir kere bu işlemi yapıp yapamadığımızı görmek istedik. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi ilk olarak ilk 200'ü deneyeceğiz. Yani 200'lük banknottan elimizde var mı yok mu ona bakacağız. Burada aslında bir dakika şu an biz bunu mesela içine yazsak da olur mu diye bakıyorum. While'ın içine yazsak da olur mu diye bakıyorum. Ne olacak? İlk başta bakacak büyük eşittir. Aslında bunu içine de yazabilirmişiz ya. İçine yazalım. Eğer sorun olacak olursa düzeltiriz. İçinde bir dursun şu anda. Ha, içine yazamayız. Tamam. Neden yazamadığımızı anladım. Şu yüzden içine yazamayız. Bir dakika. Şimdi biz indisi burada tanımlıyoruz ya. Gerçi indisi burada da tanımlayabiliriz. Ben şimdi bu kodu daha önceden yazdığım için burada tekrar kontrol ediyorum. Bunu buradan alalım. Şuraya koyalım. İndisi 1 olarak tanımladık şu anda. İlk olarak gelecek işlemi yapacak. Sonrasında indisi 1 artacak. Her seferinde yeni bir şey bakacak. Her seferinde de M değerini kontrol edecek var mı yok mu? Şimdi mesela bu kodumuzu tamamladık. Bir kontrol edelim. Yaptığımız şeyi tekrar edeyim. Burada yaptığımız tek şey şu. Bakıyoruz. Eğer ki benim while koşulum önce şunu bakalım. While koşulum nedir? Benim para değerim banknotlardan büyük eşitliğini karşılaştırıyorum ve bir vektör elde ediyorum. Bu elde ettiğim vektörde eğer para değerimin herhangi banknottan büyük olduğu bir nokta varsa orası 1 olduğu için vektörün toplamı 1 oluyor ve yani en azından bir tane banknottan büyük olduğunu görüyorum. While o şekilde giriyorum. Sonrasında para değerimi önce mesela indis 1 şu anda işte birinci indisteki şeye bölüyorum. Oradan kaç tane olduğunu alıyorum. Eğer bu değer birden büyükse demek ki o banknottan var demektir. Sıfırdan büyükse özür dilerim bir veya daha büyükse. Öncelikle para değerimi güncelliyorum. İşte kaç tane şu banknottan varsa en para biriminden onu çıkarıyorum. Sonrasında ekleyeceğim sütunu oluşturuyorum. Banknottan kuo tane var. Onu da M'e sağına ekliyorum. Bu şekilde eklemeye devam ediyorum. Sonrasında indisi bir artırıp tekrar yapıyorum. Şimdi kodumuz bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu bir görelim. Şurayı bir temizleyelim. Bakalım. Evet doğru sonucu elde ettik şu anda. 200, 100, 55, 1, 1, 1, 1. Şu anda istediğimiz sonucu elde ettik. Mesela ben kodu daha önce yazdığım zaman ilk şurada bir kere dışarı yazmışım. Sonrasında içine yazmışım. Mesela orada ne düşündüm bilmiyorum ama onun daha verimlisini bulduk şu anda. Dışarı yazmamıza gerek olmadığını görmüş olduk. Başka bir case için deneyelim. Yani bunun için çalışıyor ama mesela ne yapalım? İşte ne olsun? İşte 200 olsun. Bir tane daha 200 olsun. Bir tane 50 olsun. İki tane de 5 olsun. Ne olacak? 460. Mesela 460 verelim. Nasıl bir şey bekliyoruz? Ama gerçi şu anda 400, 200, 200 yapacak. Ha, tamam. 2, 0, 1, 2 olmasını bekliyoruz. Pardon 20'lik onluk da var ya onu unuttum ben burada bunları görünce. 460'ta ne yapacak? 200 2 tane bir tane 50'lik var bir tane de onluk yapmış olacak. Yani 200 50 ve 10 koyacak. 2 1 1 yapacak. Kontrol edelim. 250 10 2 1 1. Evet. Gayet de çalışıyor şu anda kodumuz. Başka bir şey yapalım. Mesela ne olsun? Random yazıyorum. 565. Bakalım. Şuradan 400, 500, 550, 560, 565. Evet. Kodumuz çalışıyor. Demek ki istediğimiz biçimde düzgün olarak yazmışız biz kodu. Buradan bunu anlıyoruz. Aslında bu problemi bitirdik. Öbür probleme geçeceğim ama son bir kez üzerinden geçeyim. Şimdi biz burada ne yaptık? Banknotlardan kaçar tane var? Onu istiyoruz.
O yüzden bir while döngüsü oluşturduk. Şimdi şeyi düşünüyorum. Bu soru siz de düşünüyor olabilirsiniz. Bunu for döngüsüyle yapsaydık ne olacaktı? Önce buna baksaydık, sonra buna baksaydık, sonra buna baksaydık. Aslında onu da yapabiliriz ama o verimsiz olur. Neden verimsiz olur? Yani şimdi ben 150 lira bakıyorsam 200'e tam bakacağım her türlü. 200'e baktım, 100'e baktım, 50'ye baktım. Sonra bunlara bir daha bakmama gerek yok artık. Yani for döngüsü yaptın mı sayıyı verdiğin için bunların hepsine bakıyor. Ama biz şu anda bu işi koşulla döktüğümüz için sadece para bitene kadar bakıyor. Burada while yapmamızın sebebi aslında bu. Yani bu soru geldiyse aklınıza bunun sebebi bu. Ne yaptık? Eğer benim para birimim bu banknot ereğindeki banknotlardan en az birinden büyükse benim bu sum fonksiyonumun sonucu en azından bir olacak. O yüzden bu şeyin içerisine, döngünün içerisine girecek. Ne yapıyor? Parayı alıp ilk önce hangi indiste? Birinci indiste. Birinci indisteki banknota bölüyor ve onu aşağı yuvarladığı için kalanı almış oluyoruz aslında. Kaç tane banknot olduğunu alıyoruz. Eğer bu sayı sıfırdan büyükse demek ki o banknottan var demek oluyor bu para birimimizin içerisinde. O yüzden ne yapıyoruz? Gidiyoruz o sayıdan bu banknottan bu kadarını o sayıdan para değerimizden çıkarıyoruz. Elimizde kalan para var artık. Sonrasında gidiyoruz hangi banknotsa o banknotla kaç tane olduğuna dair bir sütun vektörü oluşturup onu M matrisine ekliyoruz. Ne yapıyor? İşte önce M matrisi solda, kol vektör sağda olduğu için M matrisi ilk başta boş, kol vektörünü direkt doldurmuş oluyor aslında. Sonrasında ne yapıyoruz? Artık indis burada bir artırdığımız için indis 2 oldu şu anda. While'a geri döndü. Şimdi M'i güncellemiştik şurada. Güncellenen M yine bu banknot ereğlerinin herhangi birinden büyük mü değil mi ona bakıyoruz. Yine büyükse yine hala içeride var demektir. Yine giriyoruz. Yine aynı şeyler. Bu şekilde M parası zaten bir süre sonra suyunu çekmeye başlıyor ve bir yerden sonra hiçbirinden büyük olmayacak ve while'dan çıkmış olacak. Bu algoritmamız da bu şekildeydi. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani burada aslında biz bir yine aynı şeyi yaptık. Problemi tespit ettik. Bunu alt problemlere böldük. Hatta burada daha önce yazmış olduğum bir kodun aslında verimsiz olduğunu gördüm. Onu daha verimli hale çevirdim. Ve problemleri, alt problemleri çözerek ilerlemiş olduk ve algoritmayı tasarladık. Sorumuzu çözdük. Güzel. Bu birinci problemimizdi. İkinci ve son problemimiz de kaç basamaklı? Şimdi diyor ki girdi olarak bir pozitif tam sayı alıp sayının kaç basamaklı olduğunu tespit ettikten sonra basamak sayısı ve tüm basamaklardan oluşan matrisi çıktıya veren fonksiyonu oluşturunuz. Yine önce problemi anlayalım. Diyor ki bir pozitif tam sayı alsın fonksiyon. Bunun kaç basamaklı olduğunu bulsun. Çıktı olarak da hem basamak sayısını versin hem de her basamakta hangi rakam var onu versin diyor bize. Mesela örnek girdiğimiz 2563. 2563'ü aldığımız zaman bu 4 basamaklı olduğu için matrisin ilk sütununda yukarı 0 yazsın. O 0 basamak sayısını göstersin. O 0'ın altında 4. 4 basamaklı. Sonrasında binler basamağında 2 var. Yüzler basamağında 5 var. Onlar basamağında 6 var. Birler basamağında 3 var. Bizim yapmak istediğimiz şey bu. Şimdi problemi anladık. Digit diye bir fonksiyon oluşturacakmışız. Mesela bu şunun sonunda ne görmeyi bekliyoruz? İşte matrisimiz ne olacak? 0, altında 5, sonra 1000, altında 1, 100, pardon, 10.000, altında 1, 1000, altında 4, işte 100, altında 7, 10, altında 8, 1, altında da 2 şeklinde matris döndürmüş olacak. Şimdi bunu kodlayalım. Function ne döndürüyoruz biz burada? Yine bir matris döndürüyoruz aslında. O yüzden yine M matrisini kullanabiliriz. Digit. Ne alacağız? Bir sayı değeri alacağız. Num diyelim ona. End. Unutmadan söyleyeyim. Şimdi belki dikkatinizi çekmiş olabilir. Kendi yazdığım fonksiyonların hepsinde şimdiye kadar büyük harfle başlattım. Bunu yapmamın sebebi şu. Kendi yazdığınız fonksiyonları, MATLAB'inkiler küçük harfle başlıyor. Kendiminkiler büyük harfle başlıyor. Hem bunu ayırt edebilmek için birincisi
İkincisi de değişken isimlerimiz genelde küçük harfli oluyor. Değişkenlerle fonksiyonları da ayırt etmek için ben genelde büyük harfle başlatıyorum fonksiyon isimlerini. Birden fazla kelimeden oluşan bir şey varsa da her başlangıç kelimesini, yani her kelimenin başlangıç harfini büyük harfle yazıyorum. O myrec faktöriyelde işte M'yi, R'yi ve F'yi büyük harfle yazmıştım. Digit'i de o yüzden büyük harfle yazıyorum. Şimdi ne yapmak istiyoruz? Burada basamakları almak istiyoruz. Şimdi basamakları yine neye ekleyeceğiz? Bir matrise ekleyeceğiz. Yine boş bir matris oluşturalım. Tamam mı? Boş matris oluşturalım. Ve kaç tane digit olduğunu saymak istiyoruz, değil mi? O yüzden öncesinde bir digit num eşittir 0 diye bir şey tanımlayalım. Yeni bir şey aldıkça, basamak aldıkça bunun sayısını artırmak istiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Ben şimdi yine burada yazdığım kodu görüyorum. Burada da az öncekine benzer bir şey. Mesela öncesinde tanımlayıp sonra while'a sokmuşum. Acaba onu da az önce yaptığım gibi hepsini while'ın içine alabilir miyiz? Onu düşüneceğim. Şimdi biz burada aslında o banknot problemine benzer bir problemle karşı karşıyayız. Öncelikle en büyük basamaktan itibaren böyle böyle ilerleyeceğiz. Yani burada hepsine bakmamız gerekiyor. Çünkü her basamakta hangi rakamın olduğunu anlamak istiyoruz. Ama burada şöyle bir şey var. Bizim de aslında basamak sayısını bilmediğimiz için, zaten soru o olduğu için, kaç basamak olduğunu sorduğu için for döngüsü yapamayız. Neden? Çünkü kaç tane basamağa bakacağımızı bilmiyoruz. Soru bu zaten. O yüzden bizim aslında yapmamız gereken şey şu. While döngüsü oluşturup sayı sıfırlanana kadar, yani en son basamağa gelene kadar yapmaya devam etsin, hesaplamaya devam etsin. Ve şöyle yapabiliriz. Mesela şimdi 110 için konuşalım, tamam mı? 110'da ne yapacağız? Önce yüzler basamağında ne olduğunu hesaplayacağız, değil mi? Yüzler basamağında ne olduğunu nasıl hesaplarız? 100'e böleriz. Kaç tane var? İşte bir tane var. Güzel. Onu aldım. Sonrasında bir tane olduğu için o 100'ü çıkardım. Geriye ne kaldı? 10 kaldı, değil mi? Yani sayı azalarak gidiyor yine az önceki para probleminde olduğu gibi. Azalarak gittiği için bir yerden sonra sıfır olacak o ve orada durmamız gerektiğini anlayacağız. O zaman aslında şunu söyleyebiliriz. Bizim sayımız güncellenecek ve güncellendikçe sıfır olmadığı sürece döngü devam edecek. O yüzden bir while döngüsü tanımlıyorum. Diyorum ki benim sayım sıfır olmadığı sürece bu döngü devam etsin. Burada sıkıntı yok. Güzel. Az önceki problem aslında paralel problem. Ona eşleştirerek gidiyorum. Yine yukarıda bir i tanımlayacağım. İlk başta i ne olsun? İşte 1 olsun. Tamam mı? Şimdi burada benim yapmak istediğim şey nedir? Benim bütün basamakları sırayla gezeceğim, değil mi? O yüzden bunu bir yapmaya başlayalım. Diyelim ki öncelikle d eşittir. Ya da şöyle yapalım. Buradakinden emin olamadım. F eşittir floor num bölü 10 üzeri i. Tamam. Burada ne yaptık? Burada şunu yaptık. Şimdi i ilk başta 1. Tamam mı? İ ilk başta 1 olduğu için ben ilk başta 10'a böldüm. 10'a bölümümden kalanı hesapladım. F değerimi bu şekilde buldum. Bunu bulduktan sonra ben artık buradaki digitte, yani digitin kaç olduğunu nasıl bulabilirim? Digitin kaç olduğunu şöyle bulabilirim. Kaç tane 10 olduğunu biliyorum. Bütün sayıdan o kadar 10 değerini çıkardığımda bana kalan sayıyı verecek, değil mi? Yani şimdi dur, önce kodu yazayım, ondan sonra kod üzerinden anlatacağım. D eşittir num eksi f çarpı 10 üzeri i bölü 10 üzeri i eksi 1. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyorum. Bakın mesela benim elimde 100 sayısı olsun. Tamam mı? Burada örnek olarak göstereceğim. Şimdi ilk başta i değerim 1. Ben burada ne yaptım? 100'ün yüzde kaç tane 10 olduğunu bulmak istiyorum. Ya da 110 diyelim de. 110'da kaç tane 10 olduğunu bulmak istiyorum, değil mi? Ne yaptım? Burada 110'u 10'a böldüm.
Kalan değerim kaç? 10. Şu anda benim F değerim 10 olmuş oldu. 110'da bu arada kaç tane 10 var? Yani onlar basamağı ne? O anlamda söylüyorum. 1 şu anda onlar basamağı, değil mi? Şimdi burada benim D değerim nedir? Ne yapıyor şu anda? Num değerinden, yani benim sayımdan 110'dan kaç tane 10 var? F tane, yani 10 tane, 100'ü çıkarıyor. Num'dan 100'ü çıkardığı için 110'dan 100'ü çıkardı. 10 değerini buldu. Bunu gitti 10'dan bir önceki şeye böldü. Üsse böldü. Bir önceki üs nedir? O, şu an i 1 olduğu için 1 eksi 1 0. 10 üzeri 0 1. Onu 1'e böldü. Ne yaptı? 10 değerini bulmuş oldu. Bir dakika. Şu an kafam karıştı benim de size anlatırken. Burada ne yaptık? 110'dan 10'a böldük. Tam şu F1 olacak. Pardon, özür dilerim. Tamam. Şu anda F1 oldu. Tamam. 1 bölü 1 de bize 1 vermiş oldu. Biz şu an onlar basamağını 1 olarak bulmuş olduk, değil mi? Şimdi biz bu onlar basamağını 1 olarak bulduktan sonra sırasıyla artık bu işlemi yapmaya devam edeceğiz. İlk olarak birler basamağına bakacağız. Burada onlar basamağına baktık. Birler basamağına bakacağız. Sonrasında onlar, yüzler şeklinde devam edeceğiz. Şimdi burada tabii şöyle bir sorun var. Onu da önce konuşalım. Şimdi ben burada tanımladığım şeyde 10 üzeri i eksi 1 var. Yani bir önceki şeye bölüyorum. Onun bir önceki üssüne böldüğüm için burada i'yi 0 yapamam birler basamağı için. Neden? 10 üzeri eksi 1 konsepti girecek. O benim istediğim bir şey değil. O yüzden benim birler basamağı için ayrı bir şey yapmam gerekiyor. Geri kalanlar için bunu uygulayabilirim zaten. O yüzden benim aslında ilk değer için dışarıda uygulamam gerekiyor. Sonrasında while'ın içerisine alabilirim. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bunu dışarıda tanımlayacağım. Onun üzeri i. Güzel. Şu anda ne yaptım? Sayımı 10'a böldüm. İlk değer olduğu için. Ve kalan aldım. 10 ile bölümünden kalan almış oldum, değil mi? Sonrasında digiti bulmak istiyorum. Şunu da silelim. Digiti bulmak istiyorum. Digiti de buldum. Ne yaptım burada? Sayıdan kaç tane 10 olduğunu çıkardım. Kaç tane 10 olduğunu çıkardım. Onu 10 üzeri i eksi 1'e bölerek digiti buldum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki num değerim benim f çarpı 10 üzeri i. Şimdi burada ne yaptım? Ben kaç tane 10 olduğunu buldum, değil mi? Şu d değeriyle kaç tane 10 olduğunu buldum. Sonrasında sayımı gittim şeye eşitledim. Kaç tane 10 vardı f, onu bulmuştum. F çarpı 10 üzeri i'yi eşitledim sayımı. Sonrasında burada şöyle bir şey yapabilirim artık. Call vektörü yine oluşturup az önceki mantıkla 10 üzeri i eksi 1. Tamam. Tutum vektörümü de oluşturdum. En sonunda da m eşittir call vektör m sayısını oluşturdum. Ve bir tane digit bulduğum için digit num eşittir digit num artı 1 yaptım. Güzel. Şimdi artık benim yapacağım şey bunun aynısı. Aşağıda yine aynısını yapmaya devam edeceğim. O yüzden ama aşağıda i'yi tabii ki artırmam gerekiyor. İ eşittir i artı 1. Şimdi toparlayacağım her şeyi tekrardan. Bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Tamam, şimdi burada aslında yine aynı konsept var, değil mi? Sizce de öyle, ben yani öyle düşündüğünüzü inanıyorum. İçerideki kodla dışarıdaki kod birbirinin aynısı. O yüzden bunu yapmamızın bir mantığı yok gibi. Şu anda i'yi sadece 1 olarak tanımlayıp i'nin artımını burada değil de şurada yapsak
aynı şey olur gibi hissediyorum. Değil mi? Şimdi ne yaptık? Bir gözden geçirelim. Tekrar biraz karıştı, farkındayım. Ben de karıştırdım çünkü, özür diliyorum. Şimdi burada konseptimiz, problemimiz belli. Ben de o algoritmadan saptım. Problem, çözüm, sonrasında kod işini ben de kaçırdım. Şimdi beraber onu tekrar tutturalım. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim istediğimiz şey basamakları almak, değil mi? Şimdi ben burada şunu yaptım. İ'yi artırarak ilerliyorum. Birler basamağından başlayarak ilerleyeceğim. Tamam mı? Basamakları sırasıyla alacağım. Şimdi öncelikle örnek üzerinden gidelim. Mesela num değerim 110 olsun. Tamam mı? Şimdi ne yapacağım? 110 değerimi, şu anda i değerim benim 1. Ne yaptım? 10'a böldüm. 10 ile bölümünden kalan ne olacak benim? F değerim 110 bölü 10. Şu anda benim için, ah kafa gitti, 11 eşittir 11 olacak. Tamam. Bunu zaten şeyde bir sıkıntı yok. Aşağı yuvarlamada bir sıkıntı yok. Bunu aşağı yuvarladığımda f değerim benim yine 11 olmuş olacak, değil mi? F değerimi buldum şu anda. i1, 10'a böldüm. 11 oldu. Aşağı yuvarladım, 11. Tamam. Sonrasında d değerimi hesaplayacağım. Ne yapıyorum? 110'dan 11 çarpı 10 değerini hesaplıyorum. Şimdi bu zaten bana 0 değerini döndürüyor, değil mi? 0 değerini. Sonrasında ne yapıyorum? Zaten i 1 olduğu için 1 eksi 1 0. 10 üzeri 0 1. Tamam, güzel. 0'ı 1'e böldüm, 0 elde ettim. Şu an benim d değerim 0. Yani ilk dijitimi aldım. D dijit şu anda 0. 110'daki birler basamağındaki dijit 0 mı? Evet, 0. Güzel, onu elde ettim. Sonrasında sayımı güncelliyorum. Sayımı ne olarak güncelliyorum? Artık bu dijiti çıkaracağım ya ben. Dijitin çıkarılmış hali zaten nedir? Benim için direkt num değerinin f çarpı 10 üzeri i olduğu değer. Yani bir tane dijiti çıkardım. Geriye o 10 üzeri i'li kısım kaldı. Yani 11 çarpı 10 olduğu için 110 olmuş oldu. Hala 110. Çünkü benim dijitim 0. Çıkarınca hala 110 kaldı. Num değerim 110. O yüzden matrisime ilk başta şey ekledim. 1, 10 üzeri 0, 1. Dijit de 0. 1'e 0 eklemiş oldum. Sonrasında bu sütunu, ama hatırlarsanız şey yapıyorduk. Şuradaki matrise bakacak olursanız sola doğru gidiyoruz şu anda biz. O yüzden az öncekinin aksine M'in sağa, kol vektörü sola yazdım. Sütunu M'in soluna eklemiş oldum. Dijit sayısını 1 artırdım. İ'yi 1 artırdım. İ değerim 2 oldu. Ondan sonra şu anda benim elimde num değeri olarak ne var? Hala 110 var. Hala 110 var. Ne yaptım? İ 2 oldu. 100. 110'un 100 ile bölümden kalan nedir? 10'dur. F değerim şu anda 10 oldu. D dijit değerim de sayıdan bu kadar 10 üzeri i'yi çıkarıyorum. Geriye bana aslında 10 üzeri i eksi 1'den kaç tane olduğu bilgisi var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu değer benim için 10 üzeri i eksi 1 çarpı d, o dijit anlamına gelmiş oluyor. O yüzden onu 10 üzeri i eksi 1'e bölüyorum. Şu anda i değerim 2 olduğu için 10'a böleceğim. Num değerim 110'du. F çarpı 10 üzeri i nedir şu anda? i 2 olduğu için 10 üzeri 2 100. %10'un 100 ile bölümünden kalanı 10. F değerim 10, o yüzden 110 eksi, bu böyle olmayacak arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Bu fonksiyonu kaydedeceğiz. Benim de çünkü kafa karıştı. Programda debuglayarak bakacağız duruma. Şimdi şu kodu bir çalıştıralım. Bir bakalım M fonksiyonumuz ne döndürüyor. M fonksiyonumuz dijitlerimizi döndürüyor. Ha bak, şeyi unutmuşuz mesela. Başına basamak sayısını koymayı unutmuşuz. Bu arada kodumuz çalışıyor şu anda. Ama kodun mantığını tam kafama oturtamadım. Onu şimdi tekrar yapacağım. Şuraya bir debug atıyorum. Hatırlarsanız satır satır izlemek için debuglama yapıyorduk. Şimdi burada çalıştırıyorum tekrardan. Şimdi ilk durumda benim num değerim nedir? 14782. Tamam mı? Şimdi gittim. 14782. İ değerim 1. 10'a bölümünden kalan nedir?
1478'dir. Tamam, güzel, bunda sıkıntı yok. Sonrasında ne yapıyorum? F çarpı 10 üzeri i değeri nedir benim için? Bakıyorum 14780. Çünkü F 1478'di, onu 10 ile çarptım. 14780 farkını alıyorum. Tamam, şimdi oldu. Farkını aldığımda bana 2 değerini döndürecek. Zaten benim 10 üzeri i eksi 1 değerimde şu anda 0 olduğu için ilk digiti verdi. Ben 2'yi aldım. Sonrasında yerleştirdim. Güzel. Şimdi bir kez daha döndürelim. Yine buraya geldik. Bu sefer artık num değerim bak 14780 olarak güncellendi. Şurada onu güncellemiştim. İlk digiti attım yani. Tamam mı? İlk digiti attıktan sonra tekrar şeye bakıyorum. Bu sefer 14780 değerimin 100 ile bölümünden kalanına bakacağım. Nedir? 147'dir. 147'yi de aynı işleme tabi tutuyorum. Sonrasında benim D değerim, bakın burada değişecek şimdi D. Bakın 8 oldu. Neydi zaten? 14782'deki 8'i almış olduk şu anda. Tekrar yapıyorum. Elimde benim artık num değerim nedir? 14700. 14700'ün 1000 ile bölümünden kalan 14. O yüzden 14'ü bu sefer çıkarıyorum yine num'dan. Kaç değerini alıyor? Gerçi şurada aynısını yapabiliriz. Yukarı 700 değerini aldı. 700'ü de 100'e bölüyoruz şu anda. O yüzden D 7 olacak. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi aslında kod bitmedi. Çünkü şey eklememiz gerekiyor. Basamak sayısını eklememiz gerekiyor. Basamak sayısını da nasıl ekleyeceğiz? Şöyle ekleyebiliriz. Ben aslında M'in en soluna şey eklemek istiyorum. Digit num eklemek istiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim. Derim ki M, sağa M'i koyayım. Sola da bir sütun vektör koymam lazım. O sütun vektörün ilk satırında 0 yazacak. İkinci satırında da digit num yazacak. Böylece kodumu tamamlamış olacağım. Evet. 14782 için 5 basamak. 1, 4, 7, 8, 2'yi burada görmüş oluyoruz. Buradaki örneği de yapalım. Mesela 2563. Dört basamak, 2, 5, 6, 3. Evet, kodumuz çalışıyor. Fonksiyonumuzu tasarlamış olduk. Böylece aslında bugünkü dersi tamamladık. Şimdi algoritma yöntemini burada gördük. Biraz kafam karıştı ben de programlarken. O yüzden kusura bakmayın. Biraz karışık da anlattım. Ama sizden ricam bunu sonrasında tekrar bir üzerinden geçtiğinizde demek istediğimi daha iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Son anlarda biraz benim de kafam karıştı. Yani aslında algoritma tasarlarken işler biraz böyle yürüyor. Yani kafamıza tam oturtmamız gerekiyor yazdığımız şeyi. Mesela yine benim daha önceden yazdığım kodda şey dışarıdaydı. Bir grup, yani bir blok dışarıdaydı. Sonra bir daha içeride yapıyordum. Onun yanlış olduğunu fark ettim. Benim kafamı karıştıran şey o oldu aslında. Onu düşünürken algoritmanın mantığını kaçırdım biraz. Yani aslında genel olarak fonksiyonlar bu şekilde arkadaşlar. Algoritma tasarımı önemli. Bol bol pratik yapmak gerekiyor. Bol bol problem çözmek gerekiyor. Başka türlü o el alışkanlığı kazanılmıyor. Bir soru gördüğümüzde, bir problem gördüğümüzde onu nasıl, nereden yola çıkarak çözmemiz gerektiğini kısa sürede öngörebilmek için bol bol problem yapmış olmak gerekiyor. Ben de bunun için size bazı sorular hazırladım. Tabii ki süremizden dolayı bunları çözemiyoruz. Ben o yüzden iki soru çözebileceğimizi düşündüğüm için iki problemi bu sınıfta derste çözdüm. Ama onun haricinde size beyin fırtınası yapabilmeniz için üç tane soru hazırladım. Açıklamaları detaylı biçimde yaptım. Neler beklediğimizi detaylı biçimde anlattım. Birinci soru, yani okursunuz zaten ama yapmak isteyenler için konuşuyorum. Eninci dereceden türev alınması gerekecek. Buraya bir hint de bıraktım. Rekürsif fonksiyon kullanılabilir. Bir şey alacağız, fonksiyon alacağız. Bir n, yani işte kaçıncı derece olduğu bilgisini alacağız. Onun türevini almak istiyoruz. Sonrasında karşılaştırmak için bir kod hazırladım ben buraya. Direkt fonksiyonu yazdığınızda, buraya yazdığınız fonksiyonun ismini yazıp şu kodu çalıştırdığınızda burada yazan sonucu
görmenizi bekleyeceğim. Bu ilk soru. İkinci soru, ondalıktan ikiliye, yani ondalık bir sayıyı binary bir vektöre dönüştürmenizi bekliyorum. Burada yine açıklamaları yaptım. Mesela işte 9 sayısını 4 bitle şu şekilde ifade edebilirsiniz. Bunu bekliyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Mesela 9 sayısını 3 bitle gösteremezsiniz. Yani bu mümkün değil. 3 bitle en fazla 8 rakamı gösterilebilir. Bu durumda eğer verilen ondalık sayıyla bit sayısı uyuşmazlığı varsa hata verdirtmek istiyoruz. Az önce bahsettiğim mevzu. Burada hata verdirteceğiz. Onun için error adı altında bir fonksiyon var. Ben buraya fonksiyonun nasıl çalıştığını yazmadım. Help fonksiyonunu kullanarak ya da MathWorks'ten bu error fonksiyonuna bakarak nasıl çalıştığını görebilirsiniz. İstediğim şey ise zaten burada yazıyor. Eğer uyuşmazlık varsa şöyle bir hata mesajı ekrana yazdırılması gerekiyor. Bu da ikinci bir örnekti. Burayı yine hazırladım. Bunu çalıştırdığınızda eğer kodunuz, fonksiyonunuz doğruysa şu bits check'in sonucu 1 olacak. Son problemde bu biraz daha zor, biraz daha uğraştırıcı. Açıkçası ben de çok uğraştım buna. Bu da şöyle bir şey. Bir gün, ay, yıl alıyorsunuz fonksiyona. Sonrasında bir de şey alıyorsunuz, sayı değeri. O sayı değeri de gün sayısı. Bu tarihe o günü eklediğinizde yeni tarih ne olacak? Onu bulmanız gerekiyor. Tabii ki burada şeyleri göz ardı ediyoruz. Yani işte artık yıldır, çarçurt, onları göz ardı ediyoruz. Burada sadece belli başlı işte Şubat 28 çektiğini varsayıyoruz her ay, her yıl. Diğer aylarında normal 30 veya 31 gün artık aya göre onu varsayıyoruz. Bu durumda işte aldığımız tarihe mesela örnek olarak işte 17 Mayıs 2000 tarihine 4953 gün eklediğimizde 11 Aralık 2013 olup olmadığını tespit eden bir kod hazırladım ben buraya. Öyleyse bu date check 1 olmuş olacak. Bu algoritmaları çözebilirsiniz. Ben bunların çözümlerini de fonksiyonlarını da bu dokümanlarla birlikte vereceğim. Onları da karşılaştırabilirsiniz sonrasında. Benim bugün açıkçası anlatmak istediklerim bu şekilde genel olarak. Umarım faydalı olmuştur. Sonda biraz saçmalama noktasına geldi işler. Karıştırdım ama kusura bakmayın. Biraz üzerinden geçtiğinizde siz de anlayacaksınız diye ümit ediyorum. Yine bir sorunuz olursa bana mail üzerinden veya herhangi bir şekilde ulaşabilirsiniz. Elinden geldiğince açıklamaya çalışırım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorumuz varsa soru alabiliriz. Hocam bir arkadaşımız son çözdüğümüz soruyu yarın tekrar edebilir miyiz demiş. Evet, ben de çok isterim bunu. Çok kötü çözdüğüm farkındayım. Yarın ben bunu düzgün bir şekilde... Zaten yarınki konumuz plotlar üzerine olacak. Yani çizdirmeler çok uzun sürmeyecek, kısa sürecek. Hatta eğer sorun varsa diğer money şeyini de bir daha çözebilirim. Bu soruları biz alırken eğer onu da isteyen olursa onu da yazsın yorumlara. Mani sorusunu da çözmemi isteyen varsa. Ama son soruyu kesin çözeceğim yarın bir daha. Yarın tekrar iletiriz hocam. Onun tamamdır. Dışında bir soru yok şu anda. Onun dışında bir soru yok. Tamam, o zaman bugünkü dersi tamamlayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar herkese. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.